Aspor ekranlarından Herkese Mutlu Geceler son sayfaya hoş geldiniz. Bu gece Yusuf Kenan Çalık ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Bize evet. ama bu üçlüyü... Evet o uzun zamandır sonra. bir araya gelmiyorduk. Zirandan beri olmadı. Evet çiçeği burnunda <laughs> o baba. O artık geçti 1,5-2 ay oldu canım. Yusuf Kenan'ın ikinci son serfası baba olduktan evet, sonraki. Evet ikinci son serfi evet. yeni ve, başladım. Ve evet uzun zamandır da bir araya gelmiyordunuz. Evet. Bu iyi ikili. Güzel ya zaten Ceyda arayıp Mehmet'lesin dediği andan itibaren saati sormuyorum tamam diyorum ben. Evet güzel bir 3 yani, e, evet. saat bizleri bekliyor ve tabii ki sizleri bekliyor. Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve Aspor Radyo dinleyicileri Hareketli bir gece olacak Galatasaray'da beklediğimiz bir oyuncu var Eyüp Aydın konuşacağız ilerleyen dakikalarda canlı yayında yine sizlerle paylaşacağız görüntülerini de o yüzden ayrılmayın diye tekrar hatırlatalım. Artık sona geliyoruz transfer bitiyor ama hareketli dakikalar devam ediyor bir yandan da yeni haftaya adapte olacağız milyaradan sonra. Trendyol Süper Lig'de 5. haftaya gireceğiz. E, i̇ki konuğumla birlikte e, maçlar öncesinde onların değerlendirmelerini, yorumlarını alacağım elbette. Sizlerin de soruları ve görüşleriyle beraber. ilk olarak e, Galatasaray'la başlangıcı yapmak istiyorum. E, Okan Buruk'un açıklamaları var. E, hem maç öncesi Samsun Spor, maç öncesi kadro ile ilgili ipuçları da veriyor. E, yine genel e, açıklamalar da yapıyor. Bir hatırlayalım bakalım neler söylemiş. Sizin başınıza hiç geldi mi bu? Geldi maçta. Yani işte sağ kenarı yayınında. Röportaj yaparken. Evet, evet. O, Röportaj şey tekli, yayın tekli de, yaparken. Aynen evet. tekli de renk Bende torpil patlamıştı. Benim de, de başıma gelmiş. Bir de futbolcuların böyle bir güzel şaka yapma şekilleri var. Şampiyonlar Ligi'nde Thomas Müller yayın yaparken sırtıma sert bir şut atmıştı. Hemen o. Bora hatırlattı senin kolunu çatlatmadan. <laughs> e, o O, Yayına... o yapabileceğimiz yani... en yüksek seviyeydi. Başına neler gelmedik ki Daha yani. Daha şeyi var. TV bu da ilk günkü yayınımda baş, kafamı yarmıştım. Demek Maç anlattığım bir... kafamı yardım ve e, 4 dört kişi atılarak ilk yayını yapmıştım. Oo, sen de bir nazar durumu söz konusu. Evet, burada bu, evet olabilir. Ya evet. da sakarlık nazardan diyeceğim. Yani Maşallah. aptallığım değilim. olabilir o. Yok yok, <laughs> Bakmadan değilim. yere bakmadan yürüyor olabilir. <laughs> nazar diyelim, nazar diyelim. Evet, Okan Burkun açıklamalarını getirdik ekrana. Zaten e, Ziyech ve Endombeli'yi kadroda bekliyorduk. Okan Hoca da bunu Doğru. söyledi. Şöyle bir Samsun Spor maçı öncesi senden de istihbaratları alalım Mehmet Özcan. Direkt 11 ile başlayalım aslında. Olur. Taraftar merak eder. yeni transferleri kulübede bekliyor. Onu söyleyeyim. Yeni transferler kulübe kulübede. Zaha'nın durumu da yarınki taktik çalışmalarından ama ama Zaha'da bir soru işareti. Yani maç kadrosu şüpheli. Ama Endombele ve Hakim Ziyech maç kadrosunda olacak ve maçın ikinci yarısında süre alacaklar. Samsun Spor maçının gidişatına göre. Şöyle zaten ilk 11 artık belli bir oyuncu grubu oluştu. Kalede Mustera, Bekler, Saşa Boy, Angelinho, Stoperler, Nelson Abdülkerim. Orta saha Tore ile Kerem Demirbay diyorum. Kenarlar TT Kerem Aktürkoğlu, Forvet, Icardi. Kerem Demirbay ile Tore tamamlayacak isim. Önceki maçlarda Mertens'ti. Bu maç Oliveira olabilir diyorum. Sevimde izah edeyim. Oliveira 3 maç üst üste kulübe olmaz herhalde ki zaten e, Gaziantep maçında kadro da yoktu. Atina'ya tatile gitmişti. Yani orada biraz evet sakatlığı söylendi ama ben biraz Zanyolu'ya da benziyorum yani e, benzetiyorum durumunu. Orada oyuncu oynatılacağı hissiyatını alsaydı bence ne yapar eder Gaziantep'e giderdi. O yüzden Oliveira Mertens şu an için %51 Oliveira diyorum. Endombele ve Hakim Ziyeş maçın ikinci yarısında muhakkak Tete yerine artı e, Torreira ile Kerem Demirbay'ın önünde hangi oyuncu oynayacaksa Mertens veya Oliver o oyuncu yerine girecekler. Artı 3 şimdilik e, Abdülkerim, e, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay şeklinde bekliyorum. Ama tabii Galatasaray'ın 22 günde 7 maç yapacağını hatırlatalım. Arada bir erteleme maçı da olacak. Ve ilk 5 maç İstanbul'da bu önemli Galatasaray için uçak seyahati olmayacak. Son 2 maç Ekim ayında. Önce Old Trafford'da Manchester United, Ardın Antalya deplasmanı. Ee, geçen sezon da evet Galatasaray ilk başlangıç Melik aklımda şimdi 10 maçta ya 5 ya 6 galibiyet yani neredeyse yarısında puan kaybetmişti ama sonrasındaki 14 maçlık seriyle yani bizim ligimizde aslında şampiyonlar Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki sonuçlar Beşiktaş'ın şampiyonun içinde geçerli Trabzonspor için de orada bitirmişti. Yani evet Galatasaray şu an 2 puan geride Fenerbahçe'ye bakarsak ee, Kayseri beraberliği vardı ama ben Yine geçen sezonki gibi puan ortalaması yüksek bir yarış bekliyorum. O yüzden de Galatasaray'ın bence şampiyon olacaksa Anadolu takımları minimum puan kaybı yapmalı. Kayseri'deki iki puan da kayıptır. Orada da ilginç bir durum. Çağatay Atan Kayseri Spor'la Galatasaray'a çelme takmıştı. Şimdi 10 e, gün sonra Başakşehir'le tekrar Galatasaray rakip olacak. Kolay maçlar beklemiyor Galatasaray. Samsun Spor ardından Kopenhag içeride Başakşehir İstanbul Ankara gücü. United Antalya 7 maç ee, ve bu zamanki periyot 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve oyun çok keyif vermedi. Özellikle Molde eşleşmesi evet. ama Okan Hoca ifade etti. İzmanda'ydım takip ettim Zaha da e, katıldı ama tekrarlıyım e, Zaha yani Hakim Ziyeş ve Endorbel'den daha geç takıma katılacak. E, bir eksik vardı Davinson Sanchez çünkü Şili'deydi. Kolombiya ile milli maça çıkmıştı. O da muhtemelen yarın akşam idmanda hazır olacak. Orada da hani Kopenhag maçı yine bekliyorum. Galatasaray adına evindeki maçlar zaten kapalı işe oynuyor. Bir şekilde Galatasaray'ın artık iyi futbolda sergilemesi gerek. Kolay maç zaten ligde yok. Kopenhag maçı bir şans bence Galatasaray grupta hangi senaryoda galibiyetle başlardı diye sorsanız. iç sahada Kopenhag derdim. Bu anlamda evet hani. Bazen evet. böyle fiksür matematiği yapıldığında evet. keşke son maçlarda Kopenhag İstanbul'a gelsin Ama tam tersi de olabilir. Galatasaray bunu avantaja da çevirebilir. Bekleyip göreceğiz. Şampiyon Ligi yabancı serbest sonuçta ve uzun vadede Galatasaray 11 yabancı da çıkabilir artık. Çünkü Davinson Sanchez gibi iyi bir stoperi de var. Artık Kerem Aktürkoğlu yerine de oynatabileceği birçok oyuncu var zaha gibi. Bakalım e, Okan Hoca'nın moralini. Gayet yerine gördüm. Oyuncu grubu da fena değil, neşeliydi. Artık söz futbolculardı cumartesi günü. Biraz izleyici sorularına bakıp sonra sana döneceğim Yusuf Elbette. Kenan. Ee, i̇zleyicimizin adı İnaki Penya. Öyle bir isim koymuş kendine. Kalecinin ismini e, yazmış. Kesinlikle Mertens'le başlar. Oliveira'nın yedek olmasına bu kadar takılmasın Mehmet Bey demiş. Zaten Oliveira artık yedek olacak demiş. Galatasaray'da yabancı sayısı ne olacak yazmış Mert Bey. E, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi karşılaşması var diye belki rotasyon yapılabilir ama e, demiş izleyicimiz. Samsun iyi başlamadı. Yorumunu yapmış. E, Hasan Bey biraz enteresan bir tartışmayı açacak gibi. Onu sonra okuyacağım. E, bu kadro ile ilgili yorumlarla birlikte Yusuf Kenan'a ve Okan Buruk'un açıklamalarına da yine döneyim. Onlar hakkında bir şey söylemek isteyebilirsin belki. Galatasaray'ı içeriden ve dışarıdan karıştırmaya çalışacaklar yorumunu da yapıyor. Okan Hoca yaptığı açıklamada. Kim diye sormak lazım. Yani karıştırılacak kişi kim? Veya kişiler, kurumlar, bilmiyorum. Hani Mehmet belki daha iyi biliyordur benden ama bu açıklamayı her kulüp yapıyor. Herkes de bir kaos ortamı var ve herkes kendi takımının dışarıdan destabilize edileceğini burada içeriden ne demiş şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'da seçim sezonu yani gelecek yaz seçim ayları o yüzden şimdi içeriden de yani genelde hep bu dış düşmanlar oluyordu. Şimdi içeriden de galiba bölünmeler söz konusu olabiliyor. Bu açıklamalar bana hep oyunculara bir bahane sunmak gibi gibi geliyor. Yani hakem açıklaması da teknik direktör ya da yöneticiler tarafından ya da bu tür işte bizi karıştırmaya çalışıyorlar. Gelin birlik olalım. Açıklamaları da oyunculara kötü oynadıklarında bir bahane sunuyor. Çünkü sizin kötü oyman, oynamanız nedeniyle bir başarısızlık imkanı ihtimali doğmuyor. Tamamen karıştırmak isteyenlerden dolayı. Yoksa biz zaten başarılı olacağız açıklaması. Ben bu açıklamalara çok katılmıyorum. Geçen geçtiğimiz yılda aynı şekilde bir sürü şey, bir sürü kez konuştuk. Bunlar camiaları biraz hani birleştirmek, kendi taraftarına hitap etmek için yapılan açıklamalar ki buna da bence çok da ihtiyacı yok Okan Hoca'nın. Geçen sezon zaten çok zorlu bir yoldan geçip şampiyon olmuş. Evet. Yani ilk 6-7 hafta çok tartışılan e, hatta yani birçok belki Galatasaray'ı takip eden kişinin yerini sorguladığı bir dönemden çıkıp şampiyon olmuş Okan Buruk. Yani bunlara hiç gerek yok. O kadar, o kadar kredisi var diye düşünüyorum Okan Buruk'un. E, elindeki kadro kolay bir kadro değil. Bunu daha önce Mehmet'le de konuşmuştuk. Ama aynı sonuçta Okan Buruk'un en önemli özelliklerinden birisi de insani ilişkileri. Yani bu dengeleri iyi kurması. O yüzden bu dengeleri iyi kurup elindeki iyi kadroyu iyi takım takım haline getirmesi lazım. Şanssızlık belki tam hazır olmayan oyuncuların transfer edilmesi olmasıydı. Yani Endombele, işte Darwinson Sanchez yeni gelecek. Hakim Ziyech, Zaha bu oyuncuların hani tam hazır bir şekilde gelip bir bir anda verim verecek bir halde olmamaları. Belki Galatasaray adına bir şanssızlık olarak değerlendirilebilir ama Burada da bu oyuncular hazır olacaklar yani 3 hafta sonra, 4 hafta sonra ne olursa olsun böyle bir kadronun hazır bir şekilde elinde olacağını düşünüyorum. Ondan sonra da seçim yapmak zorunda kalacak hoca. Yani üç Türk oyuncu hangi mevkilerde oynayacak? Rotasyon mu yapılacak? İşte ya da Mussera kenara mı gelecek zaman zaman? Güney'i mi izleyeceğiz? Angelinho daha çok Avrupa kupalarında kullanılıp Kazımcan'ı mı sol bekle de Geçen sezon fena değildi ben beğeniyordum mesela Kazımcan'ı. Yani orada tatlı ufak tefek seçimler yapmak zorunda kalacak Okan Hoca. Şimdi e, seninle yine başlayacağım. Çünkü dedim ya biraz bir tartışmayı açacak bir soru yazmış izleyicimiz. Tartışmalar diyor ki, bana geliyor. E, bir yandan tabii burada Fenerbahçe'de konuşacağız e, bu yorumla birlikte ya da soruyla diyeyim. Hasan Can Öztürk diyor ki e, şampiyon olan takım kadrosunu koruyup üstüne kaliteli transferler yapıp eksiksiz kapatıyor transfer dönemini biz diyor. Kendisi bir Fenerbahçeli. 9 sene şampiyon olamamış takım. 6 numara eksiyle kapatıyoruz. Başarısızlık değil de nedir bu diye sormuş. İzleyicimizin sorusu ve yorumlu sorusu bu. Seninle başlayayım Yusuf Kenan sonra da Mehmet'e döneceğim. Yayına girmeden önce tweet attım bu konuyla alakalı. Lütfen oradan onun yansıması da olabilir. Şimdi Fenerbahçe'de son hani... En azından son durum transferin yapılmayacağı ve transferin kapatıldığına dair evet. yavaş yavaş o noktaya doğru gidiyoruz Fenerbahçe açısından yarın yine bir gün var Umarım gereken hamle yapılır daha önce de Fenerbahçe eksikle girdi yani sakin ve mantık çerçevesinde anlatmaya çalışacağım içimdeki farklı olsa da <laughs> daha önce de Fenerbahçe sol beksiz sol bek rotasyonu çok zayıf bir şekilde. Forvet hattı zayıf bir şekilde, kanat oyuncuları konusunda sayısal eksikle girdiği sezonlar oldu. Çok Tabi özür dilerim, hı. araya bir şey sıkıştıracağım. Evet. Mesela ben Galatasaray'ın da Forvet'siz bir sezon geçirdiğini hatırlıyorum. Şampiyon olduğu 2018, sezondu. Oldu. 2018-2019 ama devre arası 13 milyon euro'ya <laughs> jagne alındı. Evet. İşte ama bu bir, bir sezon. Yani bu hatayı tekrarlamıyor Galatasaray. Yani. Evet. Bir de hani uzun süreli bir şamp uzun süreli bir şampiyonluk hasretinden sonra böyle bir şey gerçekleşmiyor. Fenerbahçe çok iyi transfer yaptı. Yani bu evet. sezon Ali Bey hatta Ali Bey'den önceki 4 sezon hani 2014'teki şampiyonluk sonrasındaki en iyi transfer dönemi olabilir. Gerçekten Bence hem de. hazır hem sorumluluk alan hem tecrübesi olan hem kazanan kazanmayı bilen oyuncular transfer etti Fenerbahçe şu ana kadar ve gayet iyi bir kadro kuruldu. Ama her kadroda olduğu gibi, her kadronun ihtiyacı olduğu gibi bir denge meselesi var. Şimdi bu kadronun zorluk derecesi yüksek ya da yüksek olmaya aday oynadığı maçlarda bu sezon başında bile şu kısıtlı dönemde bile 9 maçlık süreçte bazı konularda ne kadar zorlandığını gördük yani. Bunların birincisi savunmadan topu çıkartma meselesi. Ferdi eğer ya umarım bu sezon başka bir sakatlık geçirmez, herhangi bir cezası olmaz çünkü Geri kalan kim oynuyorsa oynasın Fenerbahçe savunmasında topu çıkartmakta zorlanıyor. Bu bir. İki, e, savunma meselesi topu çıkarken kaptırma ve kaptırırken kalesinde pozisyon verme meselesinde de yine İsmail'le oynadığında da yarın öbür gün Crespo olduğunda da benzer şeyler olacak. Eğer Crespo düşünülüyorsa. Yani stratejiyi bilmiyorum. Hepimiz yarın saat gece birde göreceğiz. Yine ee, bir bekleniyor yani. Bu arada bir kırmızı geldi. Piyanesi istoryesmen Alanya Spor'da diye e, o ile ilgili en son çok olumlu şeyler duymadım. Hani parantez açayım hemen kapatayım. Teşekkür e, ediyorum. Menaj... Benim açımda olmayan. <laughs> Estağfurullah. Ol. Estağfurullah. Ol, Estağfurullah. Son dakikayı gördün ve izleyicilerimizle paylaştığın için. Futbol menajerin e, e, efsane oyuncularından birisidir. E, i̇şte Van der birisidir. Çokça almışlığım vardır ama son dönemde kulübü yetkilileri e, birebir itibatta olmadıklarını, sadece yakın çevresiyle konuşabildiklerini. ...ifade ediyorlardı. Umarım formdadır... ...umarım verimli olur. Yani ülkeye... ...geliyor. Bu ülkenin parası... Alanyaspor'a da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kapı, para, evet, parantezi kapatıyorum. Teşekkür Pardon. ediyoruz sana da. Estağfurullah. Ee, ne diyordum? Fenerbahçe'de... ...evet eksikler oldu ama bu kadronun... ...temel eksikleri var. Yani... ...savunmadan topu çıkartmakta ve savunma... ...yapmakta. Yani takım savunmasıyla alakalı. Bu başka noktalara da... ...sirayet ediyor. Yani hücumdaki... ...verimliliğine de sirayet ediyor... Rakip yarı saha yerleşmene de sirayet ediyor. Topu kaptırdıktan sonra atak yani tekrar kazanıp hücum sürekliliğini sağlamana da sirayet ediyor. Yani Birçok noktaya sirayet eden çok kritik bir mevkide savunma önünde oynayacak bir oyuncuyla alakalı Fenerbahçe taraftan bir beklentisi vardı. Ali Bey ee, sanırım 1 Eylül'dü açıklama yaptığında TRT Spor ekranlarında yapmıştı yanlışım yoksa bir röportajda. En iyisini alacağız dedi. Yani Hı. Bizim böyle bir eksiğimiz var ve en iyisini alacağız. Yetiştirmeye çalışıyoruz UEFA listesine 4 Eylül'e. Yetişmezse önümüzde 15 gün daha var demişti. Şimdi böyle bir açıklamadan sonra ki camianın bir numarası gayet de iyi bir sezon geçirilmiş. Fenerbahçe taraftarında beklenti doğması çok doğal. Bugün sosyal medyada birkaç zamandır ama bugün özellikle dile getirmek istiyorum. Bu başka camialarda da var ama ben Fenerbahçeli olduğum için beni daha çok Fenerbahçe camiası ilgilendiriyor. Herkes kendi camiasıyla ilgilensin. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün öyle söyleyeyim. İsmi, cismi belli olmayan, çok yüksek takipçili, insanların neden kıymet verdiğini anlamakta zorlandığım ama kesin bir şeyler vardır. Bazı hesaplar Fenerbahçe camiası içerisinde bir yönlendirme yapmaya çalışıyorlar. Bu bana garip geliyor. Yani öncelikle hani bir olma, işte birlik olalım, işte bu sezon birlik olmak gerekiyor. Tamam, ama ben her seferinde kiminle birlik olacağımı bilmek isterim. O yüzden arkadaş, dost veya işte camia, takımdaş, taraftar olmak istiyorsa kiminle taraftar olacağımı, kiminle takımdaş olacağımı bilmek istiyorum. Bu bir. Çünkü yarın öbür gün kötü sürprizlerle karşılaşmak istemiyorum. Sevmediğim adamla da bir olmak istemem. Ya da kadınla bilmiyorum. Kim olduğunu bilmediğim için hesaplarda. İki, iletişim böyle bir şey değil. Yani Fenerbahçe spor kulübü başkanının net bir açıklaması varken e, bu şekilde bir iletişim stratejisinin devam ettirilmesini ben çok tasvip etmiyorum. Yine e, gece e, hain ilan edilme gecesi olacak galiba. Fenerbahçe bu eksikte sezona girmemeliydi. Ha, bu şekilde de şampiyon olabilir. Bu şekilde de başarılı olabilir. Ee, fırsat transferi her zaman mümkün olmayabilir. Geçen sezon Batshuayi transferinde de söylemiştim. Yani siz uzun süre Fenerbahçe taraftarını en iyisini alacağız diye bekletip son gün Batshuayi'yi alıyorsanız ki çok eleştirilmişti Beşiktaş'ta evet. bu sizin için sorun olabilir. Geçen sezon Jesus'un sistemi Batshuayi'ye uygundu, başarılı oldu ayrı bir konu. Ama o riski almaya hiç gerek yoktu yani. Beklentiyi yükseltip... Şu an riske mi giriyor Fenerbahçe sana? Beklentiyi yükseltip bu tür eleştiriye açık bir hamle yapıyorsanız evet riske giriyorsunuz. Bunu saha içi yansımasını görmemiş olsak bununla ilgili net maçlarda mesajlar verilmemiş olsa ya idare edilir diyebilirdim. Ama idare edilecek bir durumda değil sanki. Ben öyle görüyorum en azından. Ve bunu rakiplerin de görüyor. Yani bu konu üzerine rakiplerin de çalışacak ve senin çok belirgin olan o defonun üzerine gitmeye çalışacaklar ve böyle de belki seni bozmaya çalışacaklar. Senin çok iyi yaptığın bir şey var. Bak, hücum hattını mükemmel yaptı Fenerbahçe. Evet. Gerçekten çok kaliteli. Kanatlarıyla birlikte. Kanatlar iyi, orta sahaya Fred gibi. Daha önce de söyledim. Avrupa'dan biri bence en iyi orta sahasını çekti. Yani Mereleş falan filan deniliyordu. Fred daha üst bir seviye. Daha daha kaliteli bir oyuncu. Hepsine saygı göstermekle birlikte ya bir tane beklenti bu puzzle'ın tamamlanması. Yani Ocak ayında tamamlan Ocak ayına kadar çok var. Çok maç kaybediliyor. İşte az önce Kayserispor maçı kayıp dedin 2 puan. Evet önemli. Yani bu tür kayıplarla şampiyonluğu kaybedebiliyorsun. Bu tür kayıplarla sıkıntılar yaşıyorsun. Yani şuraları geçeriz, buralarda idare ederiz. İşte Mart, Nisan'da bunları telafi ederiz olmuyor. Çünkü ele edemiyorsun. Yani geçen sezon şampiyonluğu Giresunspor maçı e, şampiyonluğu şampiyonu kaybetmeni Giresunspor maçı ateşledi. İlk fitil Giresunspor maçında ateşlendi. Sonrasında transfer yapabildin. Yani sana e, yüreğine sağlık. içimizi döktün. Doğruları söylemeye devam mesajı gelmiş Murat Bey'den. Ağzına yüreğine yani, sağlık. Yani teşekkür demiş. ederim. Yani, bu, yani bu kötü değil, mesajlar ha ha gelecek denemez. dedin ya gelmedi. Yok yani. o anlamda değil. E, kulüp açısından söylüyorum. E, ben Fenerbahçe ile ilgili en doğru hissettiğimi, yani bildiğimi geçtim. Bazı insanlar sen yanlış biliyorsun diyebilirler. Hissiyatımı hiç kimse ölçemez. Ben en doğru hissettiğimi söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe camiası 100 bin, 200 bin, 300 bin bilmiyorum. Sosyal medyadaki takipçi sayısına da çok umursamıyorum ama maalesef bu umursanan bir şey haline geldi. Kişilerin yönlendirebileceği bir camia olmamalı. Bu camia neredeyse 120 yıllık bir camia. Neredeyse. Ve başka dinamikler, başka kodlar, başka şeylerin yönlendirmesi gereken bir cami. Tıpkı Galatasaray Beşiktaş olduğu gibi. Onlarda da var ama dediğim gibi ben kendi kapımın önünü süpüreyim. Herkes şey olsun. O yüzden beni rahatsız eden nokta şu. Çok iyi yapılan şeyler var. Fenerbahçe taraftarı evet çok azarlanıyor. Çok çok sık azarlanıyor gördüğüm kadarıyla. Çok sabırsız. Bunda da hakkı var diye düşünüyorum. Çok fedakar. Maddi manevi anlamda son 20-30 yılda herhalde daha fedakar bir taraftar e, topluluğu yoktur. Yaşanan onca zorluğa, maddi zorluğa rağmen halen e, birçok konuda Fenerbahçe taraftarının elini cebine atmakta imtina etmiyor. E, bir yerde de bir şey istenildiğinde, bir şey bir konuda da ya çok kaprislisiniz, şuna her şeyi eleştiriyorsunuz, siz çok iyi biliyorsunuz. Yani belki Fenerbahçe taraftarı çok iyi bilmiyor olabilir. Ben de mesela çok iyi bilmiyor olabilirim ama. 9 yıldır kazanılmayan bir şey varsa o zaman 9 yılda görevde olanlar da çok iyi bilmiyorlar. Hani onu da herhalde göz önünde bulundurmak lazım bilançoyu yaparken. Yani siz çok iyi biliyorsunuz. Zaten siz en iyisini biliyorsunuz. Sosyal medya olmasa şöyle olurdu, böyle olurdu. Sosyal medya olmasa o zaman bu iletişimi sosyal medya üzerinden yapmazdınız. O yüzden yani faydalandığınız şeye şey yapmayın, kötülemeyin. O, o o o bir riyakarlık olur. Bunu yapmayın. Ama sosyal medya meselesi, taraftar meselesi Fenerbahçe için eğer çok önemliyse çünkü herkesin ortak paydası Fenerbahçe. Beni Ünifeb'e davet ettiler geçtiğimiz hafta sonu. sevgi ee, sevgili Cüneyt Kaşher birlikte gittik ve orada da söyledim. Yani bu e, odadaki 100 kişinin aynı aynı anda bu odada bulunmasının tek sebebi Fenerbahçe. Yoksa imkansız yani istatistiksel olarak orada bir anda bulunma ihtimalimiz çok düşük. Niye buradayız? Çünkü Fenerbahçe ile alakalı. Siz sorular soruyorsunuz, biz cevaplıyoruz. Herkes hissiyatını söylüyor. Evet. Bir paylaşımda bulunuyoruz ve gidiyoruz. O yüzden ortak payda Fenerbahçe ise o paydanın içindeki herkes sorumluluğunu alacak. Taraftarsa taraftar sorumluluğunu alacak. Yönetimse yönetim, medya ise medya, sosyal medya fenomeni mi diyor artık? Ne deniyor? Troll mü deniyor? bilmiyorum. Troll veya fenomense troll veya fenomen alacak. Buradaki e, başarıyı herkes sahiplenirken Başarısızlık öksüz kalmasın o zaman. Yani her seferinde aynı kişilerin, aynı kitlelerin üstüne yıkılmasın. Fenerbahçe taraftarı şöyle olsaydı Fenerbahçe çok şampiyonluk kazanırdı. Yok ya, Fenerbahçe taraftarı hep böyleydi. Hep talepkardı. Fenerbahçe'nin DNA'sında var iyi oyun oynamak, zevkli bir futbol sergiletmek. Geçelim ta Didi'ye kadar gidelim. Yani benim en azından araştırabildiğim dönem. Daha ötesini izlemişler vardır. Belki şu an izlemiyorlardır uyku sebebiyle ama... Yani Didi döneminden bu yana Fenerbahçe'nin DNA'sında güzel futbol izletmek diye bir şey var yani. Siz de işte hücum futbolu diye bir şey ürettiniz. E üretmedik. Yani Guardiola bundan bahsediyor ve kaldı ki bu bir oyun. Zevk almak için yapılmış bir şey. Yani ben para verdiğim, takip ettiğim, zamanımdan, ailemden ödün verdiğim şeyle ilgili zevk almak isteğim niye bu kadar hor görülüyor? Ben onu da anlamıyorum. Fenerbahçe taraftarı müşterileştirilen taraftarı her takımda olduğu gibi yine söylüyorum ben Fenerbahçe'li olduğum için Fenerbahçe'yi konuşuyorum. Eğer müşteri ise siz onun karşılığını alıyorsanız maddi manevi o zaman müşteri de her zaman haklıdır. Biraz müşterinin de düşüncelerine bakmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, yine döneceğiz tabii ki aha, bu konuya ama yine haberlerimizi paylaşmak istiyorum. Sadece e, Mehmet Özcan'a söz vermeden önce bir mesaj var onu ok okumadan edemeyeceğim. Vedat Danıcıoğlu yazmış. Mehmet Özcan... Konuşmadığı zamanlarda nasıl hiç kımıldamadan durayım, <laughs> demiş. Seni dinlerken gülmemek için. Şey konsantrasyonumu bozmamak için. Dinledim ama. Konsantrasyonumu <laughs> bozmamak için yapıyor. Teşekkür Tarık ederim ama. kardeşim. Harika sonra ama da öyle. ne yaptım biliyor musun? Bunu söyledikten sonra Mehmet'i incelemeye başladım. Ne kadar kımıldamadan duruyor. Çünkü ben sürekli böyleyim. Ama tam tersi ben çok kıpırdıyorum. Böyle evet böyle. Çok kıpırdıyorum ben. <laughs> Herhalde <laughs> ondan <laughs> Bir süre ben seni takip ettim. Hareketsizce böyle. <gülüyor> Dinledin <gülüyor> zor tuttum kendimi gülmek Bir de şey eleştirisi de çok oluyor ciddi duruyorum diye de ben normalde gülümseyen biri ama ekranda da öyle çok hani. Şimdi şey sulu olmak gerek hani. Ee, Atilla abi yapmıştı ekranda çok sert bakıyorsun diye. İster istemez. Abi dedim yani güldürmedikleri içindir güldürseler gülerim. Yani, futbol demiş. yoksa tabii gülümsüyoruz. Kenan çok güzel özetledi. Kenan özetlerken de ben kafamda Fenerbahçe kadrosunu irdeledim. Şöyle söyleyeyim Melike. Hakikaten ilk kez yani ikamesi çok iyi bir kadro kurdu. Açayım yani şöyle. Ee, şimdi 6 numarayı bir kenara bırakıyorum Kenan. Ön taraf konuşalım. 8 Fred, Fred yoksa Mert Hakan. 10 Şimanski yoksa Zayt Sağ kenar Cengiz yoksa İrfancan. Sola geç Tadić, Kent. Forvet e, Ceko, Ceko, Batshuayi. Hatta King bile var orada. Yani. Ya Şu bu denklemde 6 numara İsmail Crespo olmaz. Bir de şöyle bir gerçek var Melike. Bizim ligimizin gerçeği diyebiliriz. Ön libero iyi olacak. Yani geçen sezon Torreira oyunu iyi var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Josef. Trabzonspor Trabzons şampiyonluğunda belki net bir ön libero değildi ama Hamşik, Hamşik. De oradaki ön liberoyu etkiledi. Evet, yani Siopis'i, Berat'ı yönlendirdi. İşini çok kolaylaştırdı. Tabii. O yüzden de hani bu kadar bütün oyuncuları saydım işte ön tarafta. Ne oluyor mevki olarak? 3-1-4-5. 5 çarpı 2 10 oyuncu saydım. 10 oyuncunun onu da çok iyi örnek verin bazı maçlarda Cengiz Zilifan da oynayabilir. Şimanski değil, Zeiss da oynayabilir ama siz İsmail ya da Crespo sezon bence bitmez. Buradaki endişeyi anlıyorum. Bu kadar alternatif bol bir kadro e, ve yani harcanan paralar da ortada. Yani 15 milyon euro Cengiz'ün deri için bonservis verebilecek gücünüz varsa ön libero da getirmeniz gerekirdi. E, bu bence uzun vadede zorlayacak. Belki İsmail Kartal'ın hocalık tarzı diyebiliriz. O birazdan Orta sahayı ben çözerim diyebilir ki geçmiş e, ikinci dönemindeki başarısını hatırla çok Pererin ana planlarında olmayan krespozayslı birlikte oynatarak çözmüştü. Araya girmiş gibi olmayayım sözünü kesiyorum kusura bakma ama doğru söylediğin doğru. Ama o zaman öyle açıklarsın. Hani Tabii. Ali Bey çünkü net bir şekilde bizim defansif özellikleri kuvvetli olan bir altı numara ihtiyacımız var açıklamasını yapıyor. Ya Başkan böyle bir açıklama yapmayacak o zaman bir beklenti doğurmayacak. Ya transfer yapacağız 15 günümüz var daha demeyecek. Çünkü o zaman transfer. Fenerbahçe Başkanı bir şey söylüyorsa bunu çok büyük sevgimden ve saygımdan söylüyorum. Benim yöneticiliğimi yaptı Ali Bey. Evet. Yani sevdiğim bir insan ayrıca makam olarak da saygı duyduğum bir makam Fenerbahçe Başkanlığı doğal olarak. Söylediğini yapacak. Yani bu iş böyle. Ben buraya gelip e, yüz binler diyelim ama senin programın, senin saatin olduğu için milyonlara hitap ediyorsak hani burada hani bazen on binler, bazen yüz binler ama bizim kanalda genellikle milyonlar oluyor. Öyle ifade edin. Senin saatin daha yüksek. Ama bunu algılıyorum. Evet bu saatte daha çok izleniyor. Mesela gelen mesajlardan da görüyorum. Ee, Hiçbir şey söylemiyorum. <gülüyor> anlatmaya <gülüyor> gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Leytikler belli kardeşim diyor. Neyse. E, burada söylediklerimden mükellefsem ben küçük bir normal ortalama bir futbol severim ve e, sektörel anlamda da küçük bir yorumcuyum yani hem parasal olarak küçük bir yorumcuyum hem <laughs> kapladığım yer olarak küçük bir yorumcuyum bunu kabullenmekle birlikte e, benim söylediklerim önemliyse ben bunun arkasında durabileceğim şeyler söylüyorsam o zaman yönetici milyonlara 30-35 milyon taraftarı olduğunu iddia eden ki vardır herhalde öyledir çünkü hesaplamaya göre 120 milyon olması lazım Türkiye'nin her kulübün kendi hesabına göre ama diyelim ki milyonlarca taraftarı olan bir kulübün en başındaki insanın söylediklerini de gerçekleştirmesini beklersiniz. Şartlar farklı olabilir. Açıklamayı şöyle yaparsınız. Dersiniz ki biz çok iyi bir kadro kurduk. Mevcut kadromuza güveniyoruz. Elimizde farklı alternatifler var. Bartu var oynayabilir. Gayet de iyi bir altı numara. Ben beğeniyorum. Umarım bu sezon çok daha forma şansı olur. İsmail Yüksek var. Crespo var, gitme durumu var ama kalırsa biz takımda değerlendirmek istiyoruz. Eğer imkanımız olursa, eğer doğru fırsatı, doğru ismi, ihtiyacımız doğrultusunda, hocamızın isteği doğrultusunda doğru profili bulabilirsek belki bir oyuncu transferi daha yapabiliriz ama şu anki kadromuzda 3 kulvara götürebilecek bir kadro dersiniz. Biter. Ama bizim ihtiyacımız var. Alacağız, Yetiştireceğiz, yetiştirmeye çalışacağız. Alacağız. 15 günümüz var derseniz bu tepkiler kaçınılmaz. Yani bunlara kızmamak gerekiyor. Bu tepkileri doğuran sizin söylemleriniz. Beklentiyi o seviyeye getirmesi diyorsun. Mehmet Ekiman yazmış. Fenerbahçe yine Ata Demirer'in meşhur videosunu evet, satmadan geçmedi bu transfer sezonunu. Avrupa Yakası dizisinde e, evet. gazete okurken söylüyordu. Sol bek gelse sağ bek yok işte Galatasaraylı'nın e, yaptığı en güzel Fenerbahçe yorumu. Kim yazdı bilmiyorum sahne. Tamamını hatırlamıyorum Gülsev ama. Liste Gülsel Yazdı galiba. Evet. Ya yani mutlaka bir eksik var. Ne olacak? Hani nasıl toparlanacak diye bir tepki gösteriyordu. E, yapılan transferlere bir türlü tam anlamıyla takım e, oluşmuyor ama diye. O o <laughs> o sezon olabilir, yani. olabilir, <laughs> ama o sezon da yani. Fenerbahçe şampiyon olmuştu. O sezon zaten yani. Olabilir. Ama o dönem hoca yani Fenerbahçe'nin iyi dönemiydi. E, o dönemlerde Hı. çok eksik yoktu kadroda. Muhtemelen zaten hani dizide çok sözü geçiyorsa evet. Ya ben yani Fenerbahçe ile ilgili sol beksiz sezona girdiğini hatırlıyorum. Yani şimdi belki önemli ki belki... Dirar oynamıştı. Evet sol beksiz sezona girdi evet. Fenerbahçe. Sakattı. Belki azından. Can abi Rahmetli Can Bartu hani bekler o kadar da önemli değil diyordu. Hani ben takım arkadaşlarımı tanımıyorum diyordu. <gülüyor> <gülüyor> zaman zaman karşılaşıyoruz kimsin sen diye sorduğum sağ bekim ben sağ bekim nereden tanıyayım diye cevap vardı. Çok güzel, güzel insandı. Size Allah çok, rahmet eylesin tekrar. Size çok güzel mesajlar geliyor. Kadir Nizam yazmış. Yusuf Kenan Çalıp <laughs> ve Mehmet Hoca'nın son sayfaya hep gelsin. Bir Galatasaraylı olarak ikisi de kulüplerini çok iyi temsil ediyor. Yorumunu yazmış. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Hep gelirsem Bebek var. bebişi kim uyutacak? Mehmet sana yine Galatasaray'la döneceğim. Ercan Bey yazmış. Galatasaray'ın Lig, lig 11'ini yapsan nasıl olurdu merak ediyoruz. İyi bir Zaha, iyi bir Sanchez'den sonra 3 Türk kim olacak? İyi bir Zaha, iyi bir Sanchez demiş. Şampiyonlar Ligi'nde ikisi de lig oynar diyor. diyorum. Lig diyor ama. Ligde yani ligde çıkamıyorum işin içinden Melike. Zaten ben genel anlamda biraz kadro eleştiriyorum planlamayı da. Planlamayı, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün mesela biraz üzüldüm antrenmanda. Dubuan'ın doğum günü kutlandı. Keşke kadroda kalsaydı. Keşke Gidecek. Tamamsede diyeceksin. <laughs> Keşke kutlanmasaydı. ben biraz buruk bir kutlama oldu yani. Şunu demek istiyorum. O oyuncu çünkü bir hayal kırıklığı yaşadı. Artı siz Dubua'ya muhtemelen Temmuz ayında seni Şampiyonlar Ligi listesine bildirmeyeceğiz deseydiniz Dubai kendine kulüp bulurdu Giderdi. Avrupa'da. Evet. Lyon görmüş, mükemmel. Fransa milli takımı. Evet, evet Saşa Boyun, Boyun o Saşa Boyun mükemmel sıçramasından sonra oynasın demiyorum ama geçen sezon iş yaptı bence. Sol bek oynadığı maçlarda gayet iyiydi. Bence artı 3 kadro planlaması Abdülkerim Bardakçı e, ve Kerem Aktürkoğlu yabancı serbest olsa 11 çıkarlar Galatasaray'da. Yani de de kaliteleri yok. yani ilginç şekilde işte Abdülkerim milli takımda bir türlü oynayamadı ama Kerem zaten milli takımda banka oynuyor. Devam edilmesi gereken bölge sol bekti. Yani ben Kazımcan'la Can'la devam edip Dubois ile yedeklemesi gerektiğini düşünüyorum uzun vadede de. Buradan da bir örnek vereyim işte Rıdvan. Rıdvan Kazımcan'dan bir tık iyi oynayarak Rangers'a ve yani Kazımcan belki Rıdvan kadar süre alsa belki Rıdvan'ı da geçebilirdi. Bilemiyoruz onu. Angelino transfer edildi. Bir yatırım yapıldı. Oyuncu evet hep hücum tandansları o özelliği de ağır basıyor ama şu an yüz yüz oturduğunu söylemez Galatasaray'ın oyunu ama bir şekilde ısrar edecek Okan Hoca. O da ister istemez işte artı üç denklemini benim fikrimi soruyorsanız ben hala aynı noktadayım. Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Aktürk olduğunu yazarım. Geri kalanı 8 yabancı oluşturur. Mesela Kerem Demirbay. Saygı duyuyorum bunun Nesliga kariyerine. 32 milyon euro kimse kolay kolay vermez o paraları ama hmm. Oliveira'dan ben vazgeçmem. Oliveira çok çabuk şu an değersizleştirildi ne yazık ki. Ee, burada biraz taraftarın da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Hep beklenti yüksek. İyi futbolcu Oliveira ve geçen sezonki Galatasaray şampiyonluğunda bence Torreira'lı müthiş bir uyum vardı. Bir orkestra şefi diyebiliriz, maestro diyebiliriz ve maç seçen bir oyuncu bence. istediği maçlarda da konsantre olduğunu %100'üyle gayet iyi oynadı. Biraz burada sıkıntı var. Üstüne izleyici bir sorusuna ek olsun Melike. Zaha deniliyor. Ziyeş, Tete bu üç ismin ortak özelliği sezon başı kampı görmeden gelmiş onları. Bu bir handikaptır yani. Şimdi Rashissa da geldi ama Rashissa ne yaptı? Norwich'te sezon başı kampını yaptı. Galatasaray'a geldi başarılı oldu. Bugün Beşiktaş'a gitti yine başarılı oluyor. Sezon başı kampını da ben önemli görüyorum bu anlamda bir anda olmuyor. Şu olur Tete biraz daha kıpırdayamazsa gol asist anlamında. Ziyeş veya Zaha'dan biri net şekilde hatta şöyle de olabilir muhtemelen. Oradan bir de Mertens'i alalım o denklemden. Yani Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyeş, yıkardı yeni dörtlü olabilir. Artık orada on numara değişmeli olacak. Ben Ziyeş'in de oynayabileceğini düşünüyorum bir sağ açık olsa da orijinal Şimdi olarak. devam edelim ama biraz haberlerimizi de paylaşmak istediğim için Zaha ile ilgili haberimiz var. O da takımla çalıştı. Özel program uygulanıyor oyuncuyla. Bir antrenmandan görüntüleri paylaşalım izleyicilerimizle. Sonra yine kadro üzerinden 11 kim olur nasıl olur kimler daha fazla şans bulur konuşmaya devam edeceğiz. Evet yani şimdi transfer eleştirileri yapılırken işte Fenerbahçe'yi de bir arada konuştuk Galatasaray'la birlikte. Mesela Galatasaray'da da sen de bahsediyorsun hazır olmayan çok oyuncu var. Fenerbahçe'de bu biraz daha farklı. Oyuncu özellikle yeni gelenlerin çoğu hemen adapte oldu takıma. Hatta en çok skora katkı verenler de yeni transferlerden oldu. Galatasaray'da bunu biraz daha ilerleyen dönemler bize gösterecek aslında. En star isimleri de Icardi yeni transfer gibi saymıyorum çünkü. E, ne diyorsun Zaha için? 10 tane transfer yaptı Galatasaray. işte Sıra 11, Eyüp Aydın 12 yani genç oyuncuları çok listeye dahil etmiyorum. En flash transferle tartışması Zaha. Ama Zaha transferinde bende şöyle bir e, soru işareti kendi adıma var planlama özelinde hep aynı örneği veriyorum aslında. Çok uzun zaman geçti ama iki tane unutulmayan figür Galatasaray özelinde. Muhtemelen Kenan da hani bu oyunculara çok hakimdir. Arda Turan Kuvul. Arda 2008'de Galatasaray'ı şampiyon yaptığını diyorum ön taraf oyuncusu olarak. Sivas mı Çayetrik yapmıştı. O transfer döneminde Kuvul geldi. Kuvul da sol açık oynamayı seven bir oyuncuydu. Doğal olarak Arda'nın mevkisi de işte 10 numaraya çekildi. Benzer süreç Kerem Aktürkoğlu'nu da izleyebiliriz. Çünkü Zan'ın da en verimli olduğu bölge sol açık burada siz Kerim'i 10 numara sağ kenar ister istemez Kerim'in verimi düşebilir. Yani bu biraz ben de açıkçası soru işareti barındırıyor. Artı umarım bir Galatasaraylı olarak zaman beni haksız çıkartır ama ben planlamaya şöyle karşıyım. Geçen sezon 13. olan bir takım vardı ve o takım A'dan Z'ye değişti. Müthiş bir iş yaptı Erdem Timur. Evet arada tutmayan transferler de var. Yusuf Demir, Seferovic gibi ama Nelson, Muslera, Kerem Aktürkoğlu yani ilk 11'deki 3 oyuncu dışında 8 yeni oyuncuyla müthiş bir takım kurdu Galatasaray. Okan Hoca da müthiş hocalık yaptı. Her oyuncudan verim aldı. Icardi'yi müthiş yönetti. İyi hücum setleri çizdi. Böyle bir kadroya 10 transfere gerek var mıydı? Ben burada ciddi eleştirilerim var açıkçası. Çok oyuncu aldı Galatasaray. Yani ön tarafa sayılmıştı. Tete, TT, Za, Ziyech, Mertens, Oliveira hala takımda bakarsak son haftalar gösterdi. Torreira tek başına bu takımı taşımıştı. Oliveira'nın Mertens'in düşen performansını görünce Galatasaray'ın yapması gereken ilk transferler 8-8,5 numara transferleriydi. Burada bir transfer. Endombele ile eğitildi Galatasaray. O da son gün geldi. Bu da bir handikap bakarsak. Şampiyonlar Ligi kolay değil. 3 günde bir maç maratonu. Ligimizde de yani çok eskiye gidiyoruz. 2016-2017'ler. Şenol Güneşli Beşiktaş. Hem Ligi hem Avrupa'yı aynı anda götüren takım. Yani onun dışı şampiyonlarımız genelde Avrupa'da çok varlık gösteremedi ligimizin dengeleri anlamında söylüyorum. Galatasaray evet bu sefer belki de bu transferler ben eleştiriyorum ama bu 10 transferin sebebi hem lig hem Avrupa'yı burada da rotasyonla göreceğiz ama ben onda da işte biraz şüpheliyim. rotasyonla bazen bir noktada oyunun oturması gerek, oyuncu grubunun oturması gerek. Artı 3 denklemi hangi oyuncu oynatacaksınız? Evet kaleye güney aldınız zaman Mustera gibi bir ismi bu zamana kadar kesilmedi. Bu sezon kesilir mi? Bu formuyla zor. Mustera çok iyi başladı sezona kabul etmek gerek. Tekrarlayayım ben sol bekte yerliden yanaydım. Anelinho. Ama bir şekilde ben Kazımcan'ı en kötü olasılık İstanbul Spor'da deplasmanı bekliyorum. Yani muhakkak bu 7 maçlık periyotta Okan Hoca bir şekilde ligde sol bekte yerliye dönecektir diye düşünüyorum. Ve tabii ki oyuncuların hazır olmaması ama işte bu milli ara bir şanstı. Hakim Ziyeş'in, onu da söyleyeyim bu arada Melike biraz fazla olumsuz konuşuyor gibi olma ama teknik eğitim olumlu, umutlu olduğu isim de Hakim Ziyeş. İlk planda Hı. <laughs> Hakim Ziyeş'ten net skor katkısı bekleniyor. Yani Tete'den de, Endombele'den de, Fiziksel olarak da daha, daha iyi durumda diye duydum. Bir, Samsun maçı yedek olacak ama muhtemelen Kopenhag maçı 11 izleriz ve teknik heyet bir şekilde işin içine skor olarak hemen gireceğini düşünüyor Hakim Ziyeş'in. Endombele'yi de Samsun spor maçında ikinci yarıda göreceğiz. Onun performansı da Kopenhag maçı 11'de olup olmayacağını gösterecek. Yıldızlar toplu diyebiliriz biz Galatasaray'a çok iddialı bir kadro. CV'si yüksek bir kadro. Ama hani geçen sezonki takım Kasım ayında oturmuştu oyunu, alıp götürmüştü. Şimdiki takım Kasım değil, Eylül'ün sonunda en azından o toparlanmayı yapmalı ki Lig ve Şampiyon Ligi aynı oranda gitsin. O yüzden de Galatasaray'ın bir an önce futbolunu, yoksa evet, sonuç olarak bakarsak Şampiyon Ligi'ne kalmayı başardı Galatasaray. Ki seneler sonra ön elemelerden geçildi ve bir parantezde Molde'ye açayım Melike. Molli'yi bence küçümsemilmiş fena bir takım değildi. Futbol olarak tabii ki Galatasaray'a karşı çok iyiydi. O biraz can sıktı. Yoksa hani iki maçta da yenilgi yak etmedi molde ama hani moldenin kolay bir takım olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani maliyetlerden bağımsız evet. Maliyet olarak düşük bir takım ama Kuzey ülkelerin bir fizik gücü iki. 4-5 senedir hep birlikte oynayan bir takım. Galatasaray'ın zorlanmasında çok şaşırmıyorum o yüzden. Peki devam edeceğiz. Eyüp Aydın'la ilgili çok soru geliyor. Konuşacağız oyuncuyu ee, yine. Bunun dışında yine merak ettiğiniz soruları not aldım. Hepsini yönelteceğim iki konuğuma da. Ama bir aramız var. Araya gidiyoruz. Aranın ardından beraberiz. Yeniden beraberiz aranın ardından son sayfada ikinci dilimdeyiz. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'yi biraz biraz konuştuk ama devam edeceğiz tabii ki konuşmaya. Bu arada Olcan Çağlayan'la yollar ayrıldı Galatasaray'da. Ee, çok ciddi sancılı, problemli Birkaç sezon e, geçti. Oyuncunun neredeyse hiçbir katkısı olmadı Galatasaray'a ama çok tartışıldı Mehmet Özcan. Gaziantep sanırım e, dönecek kulüp olabilir. Daha önce orada da oynamıştı e, Oğulcan. 1.2 milyon euro tazminat. O dönemde de ben bir istihbarat yaptığımda bir yerde problem vardı Oğulcan'ın fesihindeyim yani sanırım Oğulcan'dan değil ama ya Oğulcan'ın avukatı olabilir. Orada bir de bir sıkıntılı geliş oldu ama tabii federasyon süreci hiç doğru yönetemedi. Galatasaray'da tam ritim bulup oynamışken böyle bir ceza, o ceza bir yarıya indirildi, bir para cezası. En sonunda da zaten 1.2 milyon euroluk bir bedel. Bu ister istemez Galatasaray adına kayıp transfer oldu. Önemli dönemki transferleri hatırlarsak da zaten çok Alpaslan da Aytaş da sonrasındaki süreçte geldi. Oğulcan'la birlikte Ömer Bayram hatırlıyorum yine bir aynı hani oyuncu grubunu. Galatasaray'ın hep kayıp transferleriydi. Oğulcan çok genç yaşlarda oynamaya başladı. 95 ya 96 doğumlu diye biliyorum. 17-18 yaşında da Flora'ya gelmişti aslında. Biraz aktarmalı geldi Galatasaray'a. Devamlık sağlayamadığı Rizespor'daki son döneminde de kulübeden giriyordu. Galatasaray'da tekrarlayayım bir bölüm var. Sağ kenarda fena oynamadığı bir iki aylık periyot ama onun dışı hayal kırıklığı diyebiliriz. zaten sonraki süreçte oynadığı takımlar Giresun Spor, Pendik spor, Eyüp Spor o takımlar devamlık sağlayamadı. Ciddi şekilde kariyeri yokuş aşağı gidiyor. Umarım bundan sonra toparlanmayı başarır. Biraz izleyicilerimizin sorularına, yorumlarına baktım. Tabii biz daha iyi konuştuğumuz zaman gelen mesajlar var. E, Engin Bey yazmış. Zaha'nın sol açıktan ziyade Galatasaray'da forvet ya da forvet arkası daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu da Zaha gibi sürekli içe kat edip forvetleri beslemediğinde eleştirilmişti. Yorumunu yapmış. Ne dersiniz? Icardi Zaha, çift forvetli sistem benim içimden geçiyor ama hani Kenan'a da sormak gerek. Fenerbahçe çünkü Zaha ile ilgilendiği için muhakkak kafa yormuştur. En verimli olduğu yer Kerem'in bölgesi ama bir şekilde bir formülle nedir? Ee, tekrarlayayım. Icardi'nin arkası Hakim Ziyech, Kerem Za üçlüsü olabilir. Ben biraz Ziyech'te çünkü merkez oynama özelliği görüyorum o pasörlük. ister istemez Za ve Kerem'i olumlu etkiler. Yani iş üç tane kenar forveti aynı anda oynatma gibi değerlendirmeyelim. Orada Ziyech köprü görevi görebilir. Za ile Kerem arasında. Bence görmesi gerekiyor zaten. Yani başka şansta kalmıyor. Mertens Mertens'in ama yaşı 36 ve her geçen evet. maç tempo düşecek. Doğru orada ikna etmek gerekecek Mertens'i gerçekten onlar öyle. Çünkü sezona çok hırslı başladı. Tabii ne kadar devam edebilir bilmiyorum. Olcan'la ilgili iki şey hani şey söyleyeyim. Yani bu tartışmalı transferlerin hiçbiri hayırlı olmuyor. Ali Turan için de aynı şey geçerliydi. Yani verim alamıyorsun. Oğulcan Olcan için de Rize ile tartıştın. Olmadı yani. Olmuyor o iş. Ee, yani bu şey midir? Hani başka bir boyuttaki anlaşmazlık mıdır? Ol, yani bu kadar zorlayınca, oyuncu zorlayınca ya da kulüplerle birbiri kulüpler birbirine girince bu transferler genellikle çok hayırlı olmuyor. Her takım için sadece Galatasaray çok için. Psikolojik baskı kaldırılmıyor. Evet. Yani ya bonservis bedeninin orada etiket olarak kalıyor. Ya sana senin üzerine kurulan işte ee, nasıl diyeyim. Bak senin için bu kadar çaba sarf ettik. Sen de sağda bunun karşılığını ver. Bunlar pek olmuyor. Oğulcan'a başarılar dedim. Çok yetenekli oyuncuydu ama o yeteneğe hiç ulaşamadı. Yani o potansiyele hiç ulaşamadım. Ya uzun boylu bir oyuncu. Top tekniği hocalarına da sordum ama olmadı. Yani böyle bir gerçek de var. Kerem Demirbay ile ilgili bir soru sormuş Muhammed Bey. Mehmet Hocan sana düşünceleri nedir Kerem Demirbay ile ilgili? Çok yumuşak ve top hep bekleyen bir oyuncu gibi geldi bana. İkili mücadelelerde çok zayıf ve defansa yardımcı olamıyor. Galatasaray'ın bu oyuncuyu almasına gerek var mıydı diye sormuş. Birebir bence Oliver'e yedekliyor. Bakarsak Oliver'in ikamesi olabilecek bir oyuncu. Geçen sezon Olivera'nın oynamadığı maçlar problem olmuştu Galatasaray'da. Sakat olduğu periyot vardı. Şöyle hatırlıyorum. Oliveira'yı Berkan, Mitcho tam ikamesi değildi. Ben Kerem Demirbay'ın birebir aslında Oliveira gibi. Daha top tekniği artı çok iyi duran top kullanıyor ama tercihim benim tabii ki Olivera. Burada tabii artı üç denklem ister istemezlikte Kerem Demirbay'ı, Oliver'e tercih etmek durumunda kalabilir Okan Hoca. E, ya işte tabii şöyle bir şey var, 32 milyon euro. 4 senelik lever kuzen e, kariyeri e, çok da iyi gitmedi. E, bakarsak o yüzden e, değeri de düştü doğal olarak Galatasaray'a geldiğinde. Biraz faal yapıyor, onu da söyleyeyim maçlardan benim gözlemim. Çok da duran topları iyi kullandığını tekrarlayayım. Ben uzun zaman sonra Galatasaray'da kornelleri bu kadar etkili olan bir oyuncu gördüm. Ama tekrarlayayım ben hala Oliveira'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Evet, Süleyman Bedir yazmış. Türk dilinde bir atasözü vardır Yusuf Kenan sana. Ağlayanın malı gülene hayırlı gelmez. Evet yani doğru söylüyor ve yani bu kadar tartışmayı diyecek oyuncular mı ondan da çok emin Heh, değilim. Asıl soru o. Evet. Yani bu kadar kılıçların çekilip birbiriyle tartışmaya girilecek oyuncular da Rize yani, Spor'da yedek kalıyordu. Ben hatırlıyorum Samu evet. Samudio oynuyordu. Evet. Samudio da iyi oyuncuydu bence. Samudio çok iyi oyuncu. Orada biraz kulüplerin arasındaki başka gerilimler e, ateşlendi diye düşünüyorum. Doğru. Ben. Yok. Neyse. Doğru doğru söylüyorsun. Ben e, bu konuda fikrimi belirttim Melike. Olabilir. E, Aziz Yıldırım'ın bence en net hatalarından biridir. 1'e 17 söylemi. 2006 Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Denizli'deki puan kaybıyla elde ettiği şampiyon Fenerbahçe dışında tüm Türkiye sevinmişti. Yani bence buna gerek yok. Bu kadar çok kulüpleri karşınıza almayacaksınız. Artı Tabii. kabul edelim Galatasaray'ın rakibi Rize de Spor değil ya da Sivas Spor değil. Ee, ben o anlamda daha barışçıl politik. Hani bu oyuncu tercihlerini de yansır. Geçen sene işte Sivas Spor'a gönderilmedi Çıkaldağ ve Morutan. Çıkaldağ bile çıkar. Arap kayıp bir sezon geçirdi. Bu sezon Konya Spor'a gönderdiniz. Geçen sezon Sivas'a gitse Sivas'ta konferans liginde performansını Rıza Hoca'ya dokunuş yapabilirdi mesela örnek veriyorum. Ben ondan biraz karşıyım öyle çok hani tırnak içinde kim gibi futbolda olmamalı yani sağda olan sağda kalır. Ee, ve hani Oğulcan da tekrarlayayım çok bu kadar kavgaya dövüşe değecek bir futbolcu muydu? Bence, de. Bence değildi. Peki yine sorularla birlikte döneceğim. Çünkü e, tabii ki Eyüp Aydın'la ilgili de konuşacağız. Oyuncu e, da bekliyoruz e, ee, tekrar ile ilgili sorularınızı da yönelteceğim ama biraz konuştuk daha da konuşacağız. Dediğim gibi Trenci Osberg'de yeni haftaya da yaklaşıyoruz. Artık maçlar üzerinden de değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'de yeni transfer Livakovic. yeni kalecisi Fenerbahçe'nin ilk kez sahada olması bekleniyor. Antalya Spor maçı ile birlikte bir haberimizi izleyelim. Bence çok merak ediyorum. zaten hani çok beğendiğimiz bir kaleci ama nasıl olacak Fenerbahçe'de? Bir yabancı kaleci geleneği başlayacak. Yusuf Kenan sen neler bekliyorsun? Kaleci konusunda çok büyük bir istek, talep vardı. Altay meselesi psikolojik olarak artık sona ermişti. Altaya başarılar diliyorum. Umarım Manchester United'da çok iyi bir kariyeri olur. inanıyorum da hani İnşallah. o kadar kötü kaleci olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi... Bir önceki bölümde Fenerbahçe taraftarının desteğini almışken şimdi de karşıma almak istemem ama yani şunu da hatırlatalım. Bir önceki sezonda Altay Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusuydu. Çok iyi performans sergilemişti. Kaleciliği herhalde bir senede, bir buçuk senede unutmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden bu inişler çıkışlar olacaktır ama Fenerbahçe'de olmadı. Yani son dönemi çok tartışıldı. Biraz işte günah keçisi seçilme durumu söz konusu oluyor Fenerbahçe e, açısından. Bu az önce belirttiğim sabırsızlığın e, hedef olarak seçtiği isimler oluyor. İrfancan Can Kahveci bunlardan birisiydi. Işte Altay bunlardan birisiydi. Evet e bir de hani karşınızdaki rakiplerinizdeki performanslar iyi olunca Mustere mesela geçen sezonun ilk bölümünde çok iyi oynadı. Evet. E, Mert Günok sezonu çok iyi bitirdi. Yani ikisi sezonun en iyi kalecisi diyebiliriz. İlk bölüm Mustere, ikinci bölüm Mert Günok. Ee, öyle olunca eleştiriye e, maruz kalıyorsunuz. Livakovic e, ihtiyaç olan e, kaliteli bir isim. İlk transferini burada konuştuk. Akşamına Ballon d'Or listesinde açıklandı. Ya şu çok geliyor Yusuf Kenan. Yine konuyla alakalı olduğu için sözünü kesiyorum. Özür dilerim. Bey de yazmış. Madem çok iyi kaleci neden sadece Fenerbahçe istedi? <laughs> ee, bir akıllı Fenerbahçeli yöneticiler mi merak ediyorum. Dedi. Süreç şöyle çok uzadı. Livakovic hep son maçına, son maçına, son maçına çıkıyor oldu ama bir türlü hani o transfer olmadı başka takımlarla hani yarıştığını konuşmadık Fenerbahçe'nin daha çok oyuncu üzerinden konuştuk hep bunu. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ve istihbaratında yani. vardır diye tahmin ettiğim için soru, soruyorum. Madem çok iyi kaleci niye başka takımlar istemedi? İstediler. Ee, daha önce transfer teklifleri de oldu. İsmi Bayern Münih için geçti. Her uluslararası turnuva sonrasında zaten transfer döneminde adı zikredilen isimlerden birisiydi. Bu şartlarla alakalı olabilir. O dönemde Dinamo Zagreb satmak istememiş olabilir. E, finansal şartlar uymamış olabilir. Fenerbahçe biraz daha sözleşmesinin bitimine doğru yakalamış olabilir oyuncuyu. İspanyadan bu sezon yine teklifler vardı. E, oyuncuya maaş olarak Fenerbahçe daha fazla para önermiş olabilir. Bunların hepsi seçenek. Bir de Dinamo Zagreb'ten oyuncu çıkması biraz zor. Yani şöyle ifade edelim. Dinamo Zagreb'in yönetimi biraz tok satıcı. E, şimdi kaleci bulmakta biz zorlanıyoruz. Çünkü bizim ligimize kaliteli oyuncu getirmek çok kolay değil. Ama herhangi bir Avrupa kulübü işte Livakovic olmuyorsa onun seviyesinde başka bir opsiyona daha gidebiliyor. Çünkü farklı seçenekler var ve Avrupa ligleri arasında işte 5 büyük lig arasındaki transferler daha ilgi çekici oluyor. Yani seviye kaleci aradığında Livakovic olmuyor mu X bir kaleciye gidelim dediğinde çekebiliyor. Avrupa ligini kazanmış takım. Ama sen Türkiye'ye getirmek için biraz daha zorlanıyorsun. Yani iyi kaleci olmadığına inananları da anlayabilirim. E, belirgin bir yan top defosu var onu söyleyeyim. Hani çizgi kalecisi çok iyi, karşı karşıya birebirlerde çok iyi, refleksleri falan süper. Yan toplarla ilgili e, ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bunu gelmeden önce de söylediğim için içim rahat. E, genellikle milli takım performansını izledik çünkü Hırvatistan evet. ligini çok fazla e, çok fazla hiç izlemiyoruz. Sadece Kimse hiç de izlemiyoruz. hani çok fazla izlemiyordur. Ülkede de zaten çok böyle yayınlanan evet, bir değil. Evet değil. Doğru söylüyorsun. hani Portekiz olsa işte atıyorum Belçika olsa vesaire. Ben araya girdim. Yunanistan'ı bile daha çok izliyoruz. Yunanistan yani? falan onlar olabilir. Koku dönemi Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e sanki farklı kaybetmişti diye aklımda kalmıştı Hırvatistan. O Peki, zaman belki de Divokovic mi? oynamış olabilir. Olabilir şu an hatırlar Olabilir evet. yani bayağıdır. Çünkü çok hani uzun zamandır. Hırvatistan'da şey yani. milli takım performansını hep evet, evet. Çok çok uzun zamandır şeyde. E, milli takım performansında gerçekten e, iyi bir yer e, tutuyor. Yani uluslararası e, futbol kamuoyunda iyi kalecilerden birisi olarak gösteriliyor. Nitekim hani Balondora da boşuna seçilmedi bu adam. Yani bir, bir bir, performans göstermeniz lazım oraya gitmek için. Bu milli takım performansıydı. Evet Bu, şimdi açtım baktım. E, Kadro'da var. 4-1 Fenerbahçe'nin evet, yenildiği maçta. Tabii çok yeni, o maç flash maçta. bir skor olmuştu. O evet, zaman Dinamo Zagreb yeni bir yapılanma. 4-1. Noç atmış Fenerbahçe'nin golünü. Evet doğru söylüyorsun. O maç bayağı... Diğeri 0-0 grup maçları. Oynamış. 0-0. Bayağı evet, uzun yani. süredir Dinamo Zagreb'de onu demeye getirdim. Evet ediyorum. evet uzun süredir yani... 20 Eylül 18. evet. 2018. Şey değil, Dinamo Zagreb'in yani buldu hemen çıkarttı sattı bir oyuncu değil. Yani Birçok oyuncu söyle Dinamo Zagreb'de. işte Petkovic için mesela sürekli transfer konuşmaları yapıldı. Trabzonspor çok istiyordu. Olmadı, kaptan yaptılar. Burada da Stalo mesela uzun süredir takip edilen oyunculardan birisiydi. Sanırım bu sezon Ajax'a gitti yanlışım yoksa. Yani Zagreb'den oyuncu çıkarken o kadar kolay çıkmıyor... Ee, yönetimsel bir durum söz konusu bu konuda. Ee, ama hani tereddütte olanları da anlayabilirim. Ben hiç izlememiş insanlar açısından e, bu eleştirileri ya da bu kaygıları anlayabiliyorum. İzleyince ancak bir fikre varabilirler. Ben de izlemediğim futbolcularla ilgili öyle söylüyorum ama milli takım performansını izleyen birisi olarak kalecinin e, çok iyi yönleri var. Yani on on, on üzerinden 8'lik yanları var. 8-9'luk yanları var çizgi kalecisi olarak. Ama yan toplar açısından da zaman zaman aaa dedirtebilecek e, hatalar yapabilir. Ama işte e, Altay meselesi artık tamamen kapandığı için, e, kapanması gerektiği için böyle bir hamle gerekiyordu. Yani şimdi Altay'ı gönderip alelade bir kaleci alsanız o zaman e, üçüncü dördüncü hatadan sonra ya işte Altay'ı gönderdiniz de işte o zaman keşke Livakovic alsaydınız bunu niye aldınız diye bir Eleştiri yapılacaktı. Bence orada doğru hamle yapıldı Fenerbahçe Murat tarafından. Murat Dede, Fenerbahçe'de aslında asıl problem sürekli göz ardı ediliyor demiş. 6 numara transferiyle bu problem çözülebilir miydi emin de değilim demiş. Problem neymiş izleyicimize göre? Fenerbahçe rakip takım savunmaya yerleştiği zaman merkezi delemiyor. Bu problem temel olarak en az 5 yıldır devam eden bir problem demiş. Yani buna bu sezon itibariyle katılmıyorum. Bu Şimdi, sezon için evet. Yani. Bu sezon için katılmıyorum. Samsun'da merkezi dağıldı. Fredin gol mesela Vardan döndü. Oradan geldi Fenerbahçe. Avrupa maçından aynı şekilde. Yani Fenerbahçe bu sezon hücum konusunda çok sıkıntı yaşayacak bir takım değil. Fenerbahçe ile ilgili temel kaygım benim savunmadan topu çıkartma meselesi. Bunun Onun hani ciddi anlamda Onun 6 numara. evet ya da hani olmuyorsa başka opsiyonlar da var yani uzun topla oynayabilirsin. Kenarlardan çıkartmayı deneyebilirsin. Orta saha oyuncusunu tıpkı Şenol Hoca'nın yaptığı gibi, Amiri yüzü dönük bir şekilde savunmanın sağında ya da solunda yakınlarda topu aldırabilirse, yani birçok opsiyon var. Yani bu illa tek opsiyon değil. Olmuyorsa işte biz topu savunmada tutacağız. Buradan çıkmıyor diyecek halimiz yok. O yüzden bunu çözme ihtimali var ama e, hücum çok kaygı e, içeren bir durum değil Fenerbahçe açısından. Şu anlamda söylüyorum, çalışılmış hücum setlerinin gol vermesi Fenerbahçe için güzel. Üçüncü adam koşullarını bu sezon görmemiz güzel. Çünkü e, geçenlerde Bielsa'nın bununla ilgili bir şeyi vardı. E, dersi vardı. Teknik direktörler öyle başka teknik direktörlere ders veriyorlar ya. Onun 35 dakikalık bir videosu vardı. Onu izledim. Orada da üçüncü adam koşusunu anlatıyor. Niye önemli olduğunu. Bunu sık sık bu sezon Fenerbahçe'de gördük bu son maçlarda. Bu önemli. Çünkü set hücumunda sıkıntısı vardı Fenerbahçe'nin. Yani merkezi delmekten ziyade rakip sahaya yerleştiği andan itibaren top U şeklinde bütün istasyonlarda üstelik dolaşarak çok yavaş bir paslaşma hızıyla rakibin savunma dengesini bozmaya çalışıyordu. Oysa ki pas hızını arttırdı. Daha seri, ayaktan daha hızlı çıkartıyor topu. E, artı duvar pası, üçüncü adam koşuları yapılıyor. Son çizgiye inip ortaya çevrilen toplardan goller bulunuyor. Hücum setlerinde Fenerbahçe fena değil bu sezon. Şimdi e, bir yandan izleyicilerin yorumlarından şöyle toparlama yapıyordum. E, şuna gülüyorum. Altı numarayı 6 numara transferi konusunu ilk dilimde de uzun uzun konuştuk ama izleyicilerimiz şöyle alternatifler üretmeye başladılar. Neredeyse Fenerbahçe'nin kadrosundaki bütün oyuncuları acaba altı numarayı evrilebilir mi diye Fred. önermeye başladılar. Bunlardan biri Fred. Az önce o yazan var. Ferdi yazan Olmaz. var. Olmaz. Ciku yazan var. Ya Olmaz. herkesin bir önerisi var. Şimdi ben de hiçbiri ben de katılıyorum. Hani direkt soramayacağım için ama şöyle gelelim bu soruyu daha yapıcı hale getirip Hani peki kadron içinde Fred hani burada en konuştuğumuz isim ama başka ya da nasıl olabilir o formasyon? Diyelim ki daha bitmedi çünkü belki bir sürpriz yapacak Fenerbahçe bilemiyorum ama e, bu şekilde Fenerbahçe nasıl oraya böyle sürekli değerlendirebileceği bir altı numarayı kanalize edebilir kadronun içinden? Bir İsmail Yüksek, iki Bartu. Hani onu söylerim öncelikle. Doğal mevkileri yani, olduğu evet, için. Ben İsmail'in dışında... de çok böyle 6 numara değil daha çok 8 numara özelliklerine sahip bir orta saha oyuncusu olduğunu düşünüyorum. 6 numaranın temelde yani olması gereken en önemli özelliklerinden birisi sırtı dönük baskı altında top alabilme kabiliyeti. Şimdi Fred bunu yapmayı çok seven bir oyuncu değil. Fred çok kaliteli bir oyuncu ayrı konu. Endombele de mesela Fenerbahçe için ismi geçerken Fred Endombele Endombele'nin Endombele iyi olduğu, hani fit olduğu ve hazır olduğu bir e, şeyde durumda. 8.5 numara. E, i̇kisi tempo olarak Türkiye Ligi'nde olağanüstü iş yaparlardı. Gerçekten öyle. E, ben Endombele geri hani eski formuna döndüğünde de aynı tempoyu bekliyorum. Ancak Hani Endombele'nin en az sevdiği şey de sırtı dönük top almak. Yani bunu birçok röportajında da dile getiriyor. Lyon'da oynarken de gördük. Oyuncu daha çok topu taşıma özellikleriyle ...ön plana çıkıyor... ...şimdi böyle bir eksik var... ...İsmail bunu yaparken sıkıntı yaşıyor... ...Bartu bunu çok iyi yapıyor ama... ...Bartu pardon... ...ikisini karıştırıyorum ben de... ...Bartu bunu çok iyi yapıyor... ...özür dilerim iki oyuncudan da... Ee, ...ancak onun da savunma meziyetleriyle ilgili... ...soru işaretleri var... ...hep söylüyorum keşke... ...Bartu ile İsmail'i tek bir oyuncu yapabilsek... ...olağanüstü bir futbolcu ortaya çıkardı... İkisinin eksiği de birbirini tamamlayan şeyler... Ee, ...o sayı olmaz onu söyleyeyim çok yani, top kırıyor bir kere top, olmaz. Hani, o o o sayı hiç olmaz. O düşünceleri anlayabiliyorum ama stoperlerden hani oraya devşirilebilir. miyiz? mantıklı bir görünüyordu. bana bir tek ama, biraz mantıklı gelebilir. Hani çünkü çok onlar hani evrilebilen mevkiler oluyor. Doğru. Oldu. Ama Alexander daha hiç sırtı dönük topu alırken görmedim ben açıkçası. Ee, hep stoper ya da işte üçlü savunmanın sonunda solunda oynayan bir oyuncuydu. Ayağı çok iyi bu arada bir savunma oyuncusu açısından. Belki Fenerbahçe'de şu an ayağı en iyi olan stoper olabilir. Belki bile değil öyle zaten. Ferdi meselesi, Ferdi ben daha çok hep 8 numara olarak görüyorum. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Tempo açısından topu taşıma teknik kapasitesi eyvallah. Ama sırtı dönük topu alma meselesi ayrı bir meziyet. Yani elde iki tane doğal. Crespo'dan bahsediliyor. Evet aslında en ee, belki de. Crespo ile ilgili benim hem teknik anlamda çekincelerim var hem de başka noktada çekincelerim var. Ama oyuncuyu. Başka nokta? Geçen sezon ki performansı, performans düşüşü ve sebebi beni rahatsız eden noktalardan birisi. Yani bana az para veriyorlar o zaman ben de oynamayayım düşüncesi en azından bana yansıyan düşünce oydu. Bilgi de o yönde ama işte ispatlayamayacağım için. Bana hani az para veriyorlar kontratımı yükseltin motivasyonun düştüğü meselesi beni biraz soğutan meselelerden. Yani para alacaksın evet doğru az para kazanıyordu Fenerbahçe kadrosunda en az para kazanan oyunculardan birisiydi. Ama yani bunu oyun şantajıyla performans şantajıyla yapmak çok bence makul bir durum değil. Ben olsam Fenerbahçe kadrosunda tutmazdım açıkçası. Hmm. O yüzden e, Crespo artı tempo olarak da Crespo'nun çok iyi 6 ayı var. Ki o da 6 ayda İsmail Kartal'ın dönemine denk gelmişti. E, ancak bir 6 numara olarak net bir şekilde gördüğümde söyleyemeyeceğim Crespo'yu. Farklı benziyetleri var oyuncunun ama e, çok yavaş ayağından top çıkıyor. Fenerbahçe o oyunu hızlandırmaya çalışırken oraya biraz daha yavaşlık getirmek çok mantıklı olmayabilir. Mehmet sen ne düşünüyorsun? Handikap yani kurulan kadro çok iyi bir kadro ama tekrarlayayım 6 numara bence çok önemli mevki. Hatta bence 6-8 e, direkt olarak Galatasaray'ın evet yani Galatasaray özelinde Galatasaray'ı takip eden biri bir olarak söyleyebilirim. Muslera, Icardi ikisinin atan tutandan ama ben tam tersi Taylan Berkan yerine Torreira, Oliveira çok fark yarattı. Fenerbahçe'nin şimdi Fred gibi çok iyi bir 8 numarası var ama aynı cümleleri 6 numarası için söyleyemeyeceğim. Ve 6 numara ikame eden oyuncular da yani işte İsmail olmazsa... Bartu, Bartu da şöyle benim çekincem var ciddi bir maç eksi yıllardır yani Galatasaray'daki son sezonda da profesyonel sözleşme imzalamadığı için oynatılmadı. Marseille ile geçen sezon pas geçti evet yoksa çocukta bir şeyler görüldü ki 17-18 yaşında özel uçakla Fransa'ya gidip imza attı. Yine onu bir sene sonra Fenerbahçe geri döndürdü ama tekrarlayalım maç oynaması gerek sürekli o devamlık Fenerbahçe'de sağlayabilir mi? şüpheliyim. Crespo'ya gelirsek de ciddi düşüşte. Bir de oyuncuda bir seviye olarak Crespo size hani bu isimler sizin ideal 11'iniz olmaz her zaman. Tamamlayıcı yan rolleri, yan rolleri değer anlamında oyuncularda kullanma şekli uzun vadede sonuç verebilir. Süreç ön libero dışında çok iyi yönetildi Fenerbahçe'de. Her bölgeye çok iddialı takımlardan nedir işte Şampiyonluk finali görmüş C Ceko Ajax'ta kaptanlık yapmış. Tadic yıllarca şampiyonla oynadı. Yine Cengiz, Roma, Marsilya hep üst seviye takımlar bakarsan liginde. E, ee, şu an ana planlarda yok ama öyle ya da böyle oyun ezberi. Rangers set ucuna daha yatkın diyebiliriz. bir tek BK şampiyon oynayan takım diyemeyeceğiz ama oyuncuyla zaten stoper olarak o rakamları anca Udinese gibi takımdan getirebiliriz. Yani Napoli'nin stoperini almaya kalksınız. 40-50 işte en son Kim gitti. Fenerbahçe'nin öncüsü da ayrı konu eski. Başarılı bir transfer dönemi geçirdi Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'de bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimler var ve bunlar da belli oluyor. Onları da konuşalım istiyorum. Haberimiz var. Bir izleyelim onu. Sonra konuşacağız. Evet tabii bir yandan da bazı oyunculardan vazgeçilmesi lazım ama şöyle bakınca zaten kadroda çok da düşünülmeyen isimler olduğunu söylemek lazım. Belki Transfer yapılsaydı, altı numara yabancı transfer yapılsaydı belki o zaman biraz daha e, ayrıntılı konuşacaktık. Anladım. Şu an e, Omar Fayet'e e, yer verilmeyeceği de belirtildi. Lincoln ve Luan Perez zaten vardı. O oyuncuların hepsi, hani şöyle bakalım. E, Fenerbahçe'nin 17 e, sözleşmeli yabancısı var. Luan Perez, e, Omar Fayet, e, Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu da 14'e evet. ulaşabiliyorsun. Zaten bir oyuncunun gitmesi gerekiyor eğer bir transfer yapılacaksa yarın evet. geceye kadar. Ee, ama ana plan şuydu. Ee, sezon başında da biraz anlatmaya çalıştım ama e, tabii her şey konjonktüre göre ilerliyor. Transfer döneminde çok doğal. O sayıyı mesela gelen tekliflerin değerlendirilmesi düşünülüyordu. Ama hoca iyi değerlendireceğim ben kadroda kalmasını istiyorum dedi ki haklı çıktı bu konuda. O sayıdan iyi verim alıyor ee, İsmail Kartal kaldı e, bir sol bek düşüncesi vardı. Osterwolde'nin hani alternatif olabileceğini düşünüyordu Fenerbahçe yönetimi. E, de fena bir performans çıkartmadı Ferdi'nin yokluğunda. O yüzden oradaki değişiklik de olmadı. Bir de yabancı sayısı çok mümkün kılmadı. Çünkü elindeki evet. yabancıları elden çıkartamadın. King'in, Crespo'nun normal koşullarda yolları ayrılması beklenen yabancılar orasında yer aldığını söyleyelim. Ama Hoca King konusunda da mesela Kent King kıyasında bu bir tercihtir, hoca tercihiydi. Buna saygı duyarım bu arada. Bu eleştiri söz konusu olabilir. Ben eleştiririm ama hoca da zaten orada tercih etmek için orada. Ben King'i daha çok tercih ediyorum. Yani King tarzındaki bir forvet oyuncusunu orada tercih ediyorum dedi. King'i kalma sebeplerinden birisi de yine e, İsmail Hoca'nın eee onun kadroda tutmak isteğidir. E, e, Diğerlerine de dün sordum daha. Yayında birlikteydik hatta. Nazım Sangare bugün ayrıldı. Burak evet, Kapacak. Evet, kara gümrüke gitti. Emre, Emre çok önemli bir yetenekti. Geldi Fenerbahçe'de Samsun'a kiralandı geçen sezon. Bu sezon ne olacak diye merak ediyordum. Omar Fayet çok önemli bir yetenek olarak söyleniyor. Yine tıpkı biraz Hırvatistan Ligi gibi, Ligi gibi Mısır Ligi'ni çok izlediğimi çok söyleyemeyeceğim. Bazen unutuyorum transferleri. Evet, <laughs> Omar Fayet mesela önemli... Yeteneklerden birisi. Eğer doğru bir kiralama, doğru bir tercih yapılırsa oyuncu bence ilerleyen yıllarda hem Fenerbahçe'de görev alır hem de bonservis bedeli kazandırabilir. Çok evet. önemli bir yetenek olarak gösteriliyor. Evet kadrodaki bazı isimleri de göndermek zorunda kalıyorsun. Yani yeni oyuncu alabilmek için. Bazıları da hiç düşünülmüyordu mesela. Nazım Sangare maalesef Fenerbahçe'de çok ağır bir sakatlıkla geçirdi. Mert Müldür de geldikten sonra o sayı Mert hatta Ferdi'den sonra dördüncü opsiyon haline gelmişti. Şimdi dördüncü opsiyon için bir bek oyuncusunu da kadroda tutamazsınız. Eğer maaştan feragat edebiliyorsanız orada öyle bir rahatlık sağlayabiliyorsunuz. Göndereceksiniz. Üç sezon olmuş. Evet 3 sezon oldu. İnanılmaz. Devre mı gelmişti? Yanlış Hayır Beşiktaş alıyordu. 2020 pandemi dönemi. Pandemi döneminde doğru. Evet evet doğru söylüyorsun. İnanılmaz tabii sonra Rozier aldı Beşiktaş hatta. Evet. Sabek arıyordu. 3 sene ne ara Fenerbahçe'de? dönemi. Ben bazen böyle mesela. Az oynadı. Cenk Tosun Everton 4,5 sene. Bir de çok o, o parladığı bir dönemde o sırada. Ama Cenk de çok Yine şimdi Galatasaray geçiyordu. taraftan Torrent ne ara geldi Galatasaray mesela? Bir buçuk sene çok değil aslında bakarsan. <laughs> bir buçuk sene ve iyi <laughs> Burak tazminat. Burak dönemi mesela. 8-9 ay. Ne ara yani? İyi Bayağı tazminat, bir, değil değil bize? uzun. Ne kadar ödediler? Felaket. 1-1,5 hmm. milyon Bu euro. Bu şey yani. gibi. Fenerbahçe'nin şey e, neydi? Kuro... Max Cruze'ye ödediği Max Cruze. Ödedi Çok hata var ama ben hala söyleyeyim lafı gelmişken. Burak Elmas'ın evet. en net hatası evet torrentleriz ama evet. bir numarası Jetson'un Jetson bonservisini alınmaması. İşte konuşuyoruz. Ennombele, Oliveira. Ne Ray. söylüyorsun? Torreira, Jetson bambaşka olurdu. Engin Bey ilginç bir yorum yapmış. Fenerbahçe Altay ve İrfancan'ı kadroda birlikte tutup Livakovic bütçesini 6 numaraya ayırsaydı daha iyi bir iş yapmış olurdu. Merkez orta sahada güçlü olamamak derbilerde ve büyük maçlarda dezavantaj. Yok ben hemen demiş. ekleyeyim mi Kenan? 15 milyon euro Cengiz'e vermezsin. İrfancan'la Emre Mor sağ kenarı idare eder. 6 numaralırsın. Yani öyle bakarsan çok. Söyleyeceğimi ağzımdan aldım. Evet ya aslında da doğru. Kaleciyi değiştirmezsin. Yerli kaleci kontenjanından devam edersin. Cengiz almak zorunda kalmazsın. O zaman da 15 milyon euroyu şeye verirsin. Kres bu konusunda çok haklısın demiş İsmail Bey. izleyicimiz per kötü performans gösterseydi ücretinde indirimi yapar mıydı? O zaman şartlarında mevcut parayı alacak diye anlaştı. Şimdi kendini vazgeçilmez sanmasın. Bir baroni etmez demiş. Keşke Arao için Arao için acele etmeseydi yönetim yazmış Ali Bey. Araoyu beğenmiyordum. Arao'ya verilecek şans İsmail'e verilsin o kadar değilim. İsmail'e ilk 11 e üzerine negatif bakıyorum ama Arao Arao sarına gerek yok bence de. Peki. Benden devam istiyordum. edeceğiz. Bir ben kimim yapalım o zaman. Ya böyle Yazmaya hararetli dönemlerde sen. gelseydi daha hızlı biliyorduk. Şimdi sen böyle, abi. Seni saat, o yüzden o konuyu o yüzden programın başında açtım işte i̇çti, ben. Içti. Evim dediğim kulübe rekor bedelle transfer oldum. Luciano Spalletti'nin sözde gözde ne sözdesin? Sözde, gözde evet. öğrencisiydim. <laughs> Doğduğum ülkenin milli takımını seçmedim. 38 milli maçta 4 gol atma başarısı gösterdim. Fatih Tekeli yanlışırdık. Zenit. Zenit. Spalletti de Zenit herhalde. Zenit, Fatih. Timoşuk mu? Hayır. Ya aklıma o geldi. Fatih Tekke'nin Forvet'teki arkadaşı Kerzakov değil miydi? Kerzakov. Ama Kerzakov mu? Ee, Yok Kerzekov mu? Arşavin miydi? miydi? Andrei Arşavin de vardı. Son sayfa etiketine cevaplarınızı Arşevin'de. bekliyorum. Arşavin'le de oynadılar birlikte. Arşavin nerede doğdu acaba? Andrei Arşavin? Hayır. Arşevin, Kerzakov bütün forvetleri saydık. Ama o. 38 maçta da 4 gol atmamıştır. Atmamıştır. Ya. Doğduğum ülke. Fazla. Forvet bu, değil bu. Bu orta saha oyuncusu. Timo Şuko Barcelona'ya transfer yapan değil mi? Yok. Sarışın. O şey. E... Aldın mı? Defans anladım, anladım. aldı gitti. O değil o değil. Yani transfer yaptı döndü. Şahtar'dan gitti o. Ha şartar. Şahtar'dan gitti abi. O şey neydi ya? Hatta ilk gittiği maçı da izledim. Süper Kupa maçıydı. Monaco'da Barcelona kazanmıştı. Timoşuko değil abi. Evim dediğim kulübe rekor bedel. Zor ya bu soru. Spalletti, Fatih Tekke bizi isterse Hemen Zenit. Ben o Zenit kadrosunu hatırlamıyorum. O Zenit şeyi bana aldı. Bana da Zenit söylüyor. Avrupa Ligi'nde Bayern'i elediler. Evet evet. 2002-0 da... sonra finalleri önce olabilir. Hulk değil. Doğduğum ülkenin milli takımını seçmedim. Aurelio değil. Evim dediğim kulübe rekor oynadı. İzleyicimiz Mithat Bey diyor ki 18 yaşındayım. Biraz günümüze yakın olsa olmaz evet, mı? Bu biraz eski. Ya Aurelio'nun Spalletti ile nasıl bir alakası olabilir? Ben de düşünür şimdi Aurelio'yu. 40 ya. yaşında Aurelio. canım. Şu evet. an 40 yaşında. Se benle işte 83 futbolcu benim bilmem gerek ya. Ama Mesela, bir orta saha oyuncusu 2 dakikayı bu. geçtik artık. Bir şey söyleyeceğim bu bir Bilseler'de orta saha Zor soru zor soru. Zor soru. Ertuğ, ben şey söyleyeyim. Spalletti Inter'i çalıştırdı, Roma'yı çalıştırdı, Napoli'yi çalıştırdı. Zenit çalıştırdı. Şeyden Mancini de öyle. İşte Inter, Zenit. Ama o Fatih Zenit... ile de oynadığına göre abi bunu Zenit olması lazım. Ya da hani Tekke... bu oyuncu ya Trabzon'da ya Antep'te. Ha şeyi soracağım. Türkiye'ye düştü mü yolu? Hayır. Tamam. Zenit o... abi o zaman. Bulamayız abi o Zenit'i futbolcunun Zenit'i var. Var da Bulamayız şey o Zenit yok bende. O... Kerzeko, Varşev'in... eee Timoşuk abi sağ. işte. Kim Timoşuk da o. Sarışın orta saha Timoşuk. Yok ben bir de bir şey soracağım. Ukrayna ve Rusya'daki oyunculara çok hakim değilim ben. Yani ee, düşünüyorum. Yok yani uf. Doğduğum ülkenin milli takımını seçmedim. Evet. Yani bu adam Ukrayna'da doğup Rus milli takımını Öyle seçmiş olabilir, olabilir, yani. aynen. Yani atıyorum ee... Brezilyalı olup Batista vardı öyle. Aurelio vardı. Sarışın bir orta saha diyorsun çıkmadı. Sarışın bir orta kim o genel tamam. Yok yani çok da sarışın değil, ya, değil sarışın de sarışın değil yani. Kumral, Kumral, Kumral diyelim. diyelim. Neustadter de biliyorsun garip bir Almanya şey. Evet. O da ama o, o döneme de Fatih Tekke'ye denk gelmez jenerasyon olarak bir de onun yaşı denk Denk gelmiyor. Ufak. Yaşı ufak o 80. Bu rekor 80, bedel de Zenit'e transferi evet, Evet evet anladım. Onu Yok. Dinamo Moskova'dan transfer oluyor. Dinamo aa, öyle bir oyuncu hatırlıyorum ya. Dinamo Moskova Zenit. Dinamo Moskova Zenit şey vardı. Galatasaray'dan Mis, ee, misi, Misimovic. 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 Ama Türkiye'ye düştü. Türkiye'si yolu. yok. Ee, Dinamo Moskova'da Valbuena oynadı. Değil mi? Doğru Daha hatırlıyorum. Daha iyi takımında oynadı abi o. Doğduğu Fransa. yerde. 38 maç 4-10'da. Bu futbolcu Güney Amerika'da doğmuş. Ama bir Avrupa ülkesinin milli takımını seçmiş. Güney Amerika'da doğmuş. Evet. Oo çok zor. Nasıl aklıma acaba tanıyor muyum ben oyuncu? Ben artık şey oyuncuyu bilmeme ihtimalim var bence benim. Portekiz'i seçmiş. Portekiz. Bruno abi yok Bu... o da Türkiye'ye geldi abi Bruno Alves. Bruno Alves geldi. geldi. Portekiz milli takımında da oynamış. Portekiz milli takımında oynadı. Simao. Hayır. <laughs> Onun da Türk, Türkiye'si Portekiz milli takımında 38 maç 4 gol. Ee, Portekiz e, milli takımı Güney Amerikalı Deko. Hayır. Tebrik ediyorum. Arkadaşım bildi yazdı da okumuyorum mesajını. Kim acaba? <laughs> Düşünüyorum. Ha, bildiğini Aa, nereden biliyorsun? Bir mesaj yazıyorsa %100 bilmiştir. Yoksa niye yazsın? Ee, Artık ya ama bir şey söyleyeceğim o kadar zor değildi izleyicimizden geldi cevap çünkü çok Portekiz bir şey söyleyeceğim. Portekiz Milli takımında 38 kere oynayacaksın 4 gol atacaksın. Rusya işte Bruno Alves vardı. eee Javier. Hay düşünelim o Portekiz'i. Sarışın şeyi. abi sana. Yok sarışın o kadar anladım, da sarışın anladım değil. Anladım. Yani ama yani kendi ben şimdi şey düşünüyorum. Ee, Güney Amerika işte o bölgeye göre gayet açık tenli yani. Şey Maniş vardı çok iyi orta saha. Ama maniş, maniş ama değildir. Türk, Rusya ya o Türk Maniş. Maniş. ile başlayan bir Neyle? E hesap bilmiş ilk e, gelsin mi ne yapayım? Maniş değil mi ya? Bir on numara. On. Portekizin on numarası. Portekiz mi iyi takımda oynamış? Zeynep'in on numarası. Bo 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 Mario. Hayır. Vardı o da on numaraydı. Ya. Benfica Benfica. Fatih Tekke'nin oynadığı dönemde Portekiz mi iyi takımda oynayan oyuncuları sayalım abi. Bu kadar hani niye şey zorluyoruz ki kendimizi? 2004, deco. 2005, 2006, 2007 o civarlara Deco abi olması lazım. Deco var bir. Portekiz milli takım. Deco değil değil mi? Maniş dedim. Deko deco. Biraz açık tenli sarışın falan demezdim zaten. Yok, Yok ya. Yok abi Rüyükasso'ya burada yakışıklı dendi. Şey Ama ben demedim lütfen. Helder Postiga vardı o forvetti. Yok ben bu oyuncu bilmiyorum ee, galiba. Joam Sapinto, Joa Pinto. Sayayım abi bütün Bence e, de bilmiyorlar. Yani Bence oyuncuyu ben, ben, oyuncuyu bil, bildiğimi Bence biliyorlar. Yo, oyuncuyu yani, biliyoruzdur biliyorsunuzdur ya. Dur. Portekiz mi takımla oynayan bir oyuncuyu bilmeme şansın yok abi. Olabilir Nasıl? abi. Yok yok. Yani, ben bildiğini yorum. Ben de çıkmadı. Şeyi söyle peki. Madem bilemedik oyuncunun bir kariyerini saysana takım. Dinamo tamam. Moskova, Zenit. Portekiz bu dolu kariyeri. Öncelikle onu söyleyeyim. Eee Maritimo orada altyapı stores galiba. Evet. Sporting sonra. Sporting'den zaten Dinamo Moskova'ya transfer oluyor. Dinamo Moskova'dan rekor ücretle Zenit'e gidiyor. Sonra Slavia Prag. Sonra yine altyapısını yetiştiği Maritim Okulu. Yok bende çıkmaz o oyuncu. Ve kariyeri bitiriyor. Ben Dani mi? gelsin. Yok. Aa, evet tamam okey. Daniel Miguel Alves Gomez asıl Zor asıl adı. Bir dakika ne ben, Benizli ben Miguel. bu oyuncuyu bilmiyorum abi. Nasıl ya? Bana gerçekten şu oyuncu kısa bir işte önünü İtalya'da basketbolcu falan desin. <laughs> hakikaten bilmiyorum yok. Ben yok, de yok oyuncu. biliyorum oyuncu. Sizi şampiyonlar ligi olarak gördüğü için sevgili Ertuğrul. Çok Zor. Zor, zor soru ama yani, bir şey ötesine gitmiş. Bu bayağı zor ya. ya, ya ben, de, ben işte hakikaten o kadar zor bilmiyorum. ki bir de bana şey yazmış. E, Dani parantez içinde Zenit'in on numarası. Çünkü Dani deyince aklımıza bu oyuncu gelmiyor tabii ki. Hani. Yok güzel soru ya. Güzel evet. soru. Sercan, Burada Arkadaşım Sercan'ı tebrik ediyorum. Yazmış. Dani imkansız. E, ee, Galatasaray Dani zannedersin bunu. Hancı <laughs> hani bakıp bulur. Evet, o da evet. yani. Kofe. Ya. ve Beşiktaş'ta Oynayan Dani geliyor arkaya. Şimdi şey bir, <laughs> bir biri de öndese Galatasaray stoper dedi. Stoper başına geldi mi? E, böyle oyuncuyu bilememe tamam da gelince de tanımama. yok. Benim yani. oldu bir kere. E, hala oyuncunun ismini hatırlamıyorum. Sporting'de çocukluğunda oynamış bir oyuncu bir kahve markası şeyiyle böyle ilişkilendirildi hatta ama bulamadım yok yani. Unuttum da. Benim oyuncu olmadı da <laughs> burada bilemediğimiz Zengiz ikinci oldu. Işte. Curu. Curu ile birlikte ikinci ismi oldu hiç bilemediğimiz. Yok bulamazsın artık. Her şeyin Olar bir değil. ilki vardır. ikincisi de olacak. Ama bu zor gerçek güzel Zorlamaya, soru. zorlamaya devam. Tipi, devam, edeceğiz. Tipi de çok şey ya tam böyle Amerikalı oyuncu dersin, Curu dersin böyle. <laughs> e... Ben de tanımıyordum yani bilmiyordum bu i̇şte arada. Şey, Kaleci bir dönem dersin. Bursa ya, benziyor. Saçları da biraz uzun. Güzel dönem saçları uzun evet, değil miydi ya? Evet ben oradan biraz uçları da sarı sarı. Evet saçları uzun değil mi? Yani bu tipi sen şimdi bu tipi hatırlamıyor olabilirsin. Yani bu tipi benim de hatırladığım bir tipi değil. Dani'nin ben daha çok saçlarının biraz daha uzun, biraz daha e, farklı olduğunu hatırlıyorum. Bir de bir ukulele yapayım abi yani. Kariyer, Sporting, Maritimo, Dinamo Moskova, Zenit olan birini biliyorsam burada yorumculuk yapmayayım <laughs> gidip hocalık yapayım yani evet, o kadar Şöyle, değil. Şöyle, evet, evet evet uzun saçlı. <laughs> Bak abi biliyorum oyuncuyu ben. <laughs> Yok abi ben bilmiyorum. Portekiz Milli Takım'dan biliyorum ama hani sorsan nereden biliyorsun diye o yüzden. Peki. Üzüldüm ama ya. <laughs> Şu Bir an ayaklık abi. O da en az. O da en az. O da en az. O da en az kadar, kadar zor. zor. Bu arada. Aa, yani ya onu söyleyelim. Evet. Güzel, ben zaten formdan düşmüşüm. Düş, ile kimi sormuştunuz? Bir de Godini sordular. Bayağı zor bildik ya. Yani paslanman normal. Paslanmışız yani. mümkün. Peki şimdi Abu Bakar konusunda konuşalım istiyorum sorularınızı görüyorum bu arada Eyüp Aydın'ı konuşacağız biraz daha ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi milli ara bitti sana bu Bakar'ın dönmemesi durumu çok tartışıldı ve bunun üzerine bir açıklama geldi önce bir açıklamayı konuşalım bahsedelim bilmeyen izleyicilerimizden sonra konuklarıma da soracağım. Ee, tabii Beşiktaş taraftarı sosyal medyadaki spekülasyonları itibar etmesin dedi. Beşiktaş ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgileri dahilinde Fransa'ya gittiği açıklandı Abu Bakar'ın e, ve deplasmanda Trabzon'da oynayacak maç öncesi de takım'a katılması bekleniyor. Tabii Trabzonspor Beşiktaş maçında ayrıntılı konuşacağız ama önce bir şu konuyu konuşalım e, çünkü çok e, sosyal medyada mesajlar geldi geçmişte Abu Bakar'ın Beşiktaş'ta yaşadığı o e, sorun hatırlatıldı vesaire ki iyi giden bir dönemi var Beşiktaş'ta sezonun başın olsa bile büyük beklentiler var rakiplerindeki Beşiktaş'ın e, golcüleri düşünecek olursak e, ama herhangi bir problem olmadığı söylendi Abu Bakar'la ilgili zaten milyara için gitmişti ve sonrasında da e, sonradan gelip gitmedi yani onun altını çizmemiz lazım. Fransa'ya ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle gittiği açıklandı. Mehmet Özcan. Sıkıntılı bir durum. Hani böyle çok e, iğnelici yorum değil ama öyle ya da böyle. 2021 e, sezon sonu ayrılış şekli de hafızalarımızda. O 29 maç e, sınırı 30 maç yine acaba ama bir gerçek var. Hani şu an Beşiktaş'a e dönmeyip hangi e, takıma gidecek öyle bir takım da yok sanırım. Veratti Katar'a gitti galiba yine. Ama o zaten gitti. o coğrafyadan geliyor bu bakar. Çok çok önemli bir oyuncu Beşiktaş'ın oyununda. Ve Trabzon deplasmanında da bence yokluğu hissedilecektir. Melike muhtemelen Cenk Tosun formülünü devreye sokacak Şenol Hoca. Rebiç de iyi başlamadı. Böyle bir handikap da var Beşiktaş adına. Benim çok çok beğendiğim bir oyuncu. Hatta yani şöyle Abu Bakar'ın şanssızlığı mı diyelim Icardi'nin olması. Icardi olmasa bu ligi tamamen Abu Bakar üzerine okurduk. Müthiş performans. Tek başına takım etrafını müthiş yönlendiriyor. Ee, bir de şunu çok net biliyorum. Takım içindeki yabancıları Bakır'ı çok seviyor. Evet. Hatta şunu da bir ek ilave yapayım. 2020 şöyle hatta ek ilave. Dünya futbolundan da örnek verebiliriz. Real Madrid'e en son sanırım Bellingham'ı getirdin de değil mi? E, oyuncular laf çaktılar. E, şeye Hazarta. Hani yatarak para kazanmayacaksın. O, hmm. e, en sonunda bir tane iyi oyuncu geldi. E, o, öyle bir diyaloglar hatırlıyorum. Neye varacağım? 2021'deki yani bir, buradaki Beşiktaşlı meslektaşlar Abu Bakar eleştirdiğinde futbolculardan tek bir kötü söz çıkmadı bu Bakar'a farkındaysanız. Ee, ilk geçtiğimiz gün Ceyhun Kazancı, Beşiktaş eski evet, sportif direktörü, izledim. konuğumuzdu. Ee, o da Abu Bakar'dan bahsederken kişiliğinden, karakterinden çok övgüyle bahsetti. Ya, o arada. çok önemli Yani Bir tane oyuncu tırnak içinde ateş etmedi. Ki o şampiyonlukta hatırla ee, Josep daha doğrusu evet bir numara Gezze alıyorduk aslında. O sezon MVP'siydi sezonu bitirdiği için ama Abubakar'ın da payını kimse göz ardı etmiyordu. Larry'nin performansına yaptık katkı vesaire. Takım içi sevilen birisi. Bir de ben bazen hani böyle bazı videoları çok anlam yükleme mi deriz? Abu Bakar sanırım annesini kaybettiği için bir, bir hafta izin alıp gitmişti. Evet, evet. Beşiktaş sosyal medya hesabı Abu Bakar döndü diye böyle bir sadece müzikli bir video. O tesisleri girişi, Sergen Hoca ile sarılması takım ondan özel bir karakteri bu Bakar. Ee, hani bu durumda dediğim gibi ben Abubakar'ın inanmayı tercih ediyorum. Bir e, hani altında da başka birini aramak istemiyorum. E, aramıyorum da muhtemelen Trabzonspor maçını kaçıracak, şimdi, sonra dönecek. Şimdi önemli bir maç öncesi gitmesi konuşuldu. Tabii bu Beşiktaş'ı ne kadar etkiler diye Yusuf Kenan sana da öyle döneyim. Şimdi e, de Trabzon deplasmanı her ne kadar sezona çok iyi başlaması Trabzonspor. Hani orada o deplasman hani hiçbir takım için çok kolay diyemeyiz. Abubakar'ın herhangi bir maçta yoktu büyük eksiklik. Yani Beşiktaş kadrosunun en nadide parçası ki sadece hani şey olarak bakmıyorum. Bireysel olarak da çok değerli bir oyuncu. Evet. Bazı oyuncuları sistem taşır, çok değerli olurlar. O sistemin önemli parçalarıdır. Ama biraz daha düşük bir alternatifini bulabilirsiniz. Bir idare eder çünkü sistem çalışıyordur. Sistemin çalışmadığı anlarda da bu bakar çok değerli. Bir anda ortaya çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Ekstra bir olan olağanüstü bir gol atıyor. O yüzden eksikliği hissedilir. Yani hissedilmeyecek bir eksiklik değil. Ama hani bu tür durumlarda hep bir şeyler aramak, hep bir ne bileyim bir kriz ortamı aramak çok mantıklı değil. Adam eğer ailesinde bir sağlık problemi varsa ve bunu söylüyorsa beyana inanmak gerekiyor. Ee, ki şu ana kadar da öyle profesyonel dışı çok fazla davranış Abu Bakar'da görmedik. Hani şey tartışması vardı. Ee, Sergen Yalçın'a şampiyon olduğundan sezonda sakat mı değil mi? Para Sergen da işte Konusu biraz, mu? biraz havada bıraktı. Hani sakattı dedi de işte havada bıraktı meselesi. Ben şey e, yani yalan söylememiştir herhalde öyle düşünüyorum. Beşiktaş'ta da mutlu en azından hani şunu görebiliriz. Dinamo Kiev maçında attığı ikinci yani attığı golden sonra şey kulübeye koştu Luchescu'ya cevap vermek için. Yani bu kadar hırslıyken işte derbilerde hem Galatasaray evet, hem evet. Fenerbahçe maçında inanılmaz bir hırsla oynadı. Yani şu an çok takımı sahiplendiğini düşünüyorum. Böyle bir oyuncudan böyle bir şey beklemek doğru olmayabilir. Çok önemli oyuncu. Şimdi e, Trabzonspor-Beşiktaş maçını da konuşacağız dedik ayrıntılı bir şekilde. E, önce tabii Beşiktaş tarafından başladık. Öyle devam edelim. E, ama reklama gideceğiz galiba. Reklama gideceksek habere hiç gitmeden biraz biz konuşmaya başlayalım o zaman. E, şimdi Trabzonspor galibiyetle başladık. Üst üste iki mağlubiyet aldı. Kasımpaşa'yı e, fark attı. E, farklı yendi. Şimdi ama dün de bunu söyledim. Sezonun daha beşinci haftasına girecekken iki büyük maç Oynamış olacak Galatasaray ve Beşiktaş'tan bahsediyorum. Trabzonspor için de e, çok sıkıntılı bir başlangıç. Hem zaten daha takımın transferleri problemli, sakatlıklardan bahsediyorum. E, daha hiçbir şey tam oturmamış. Önemli böyle e, maçlar oynuyorsunuz e, ve e, puan kaybı da kaçınılmaz oluyor bir yandan. Trabzonspor adına böyle bir durum var. Araya gideceğimiz için Trabzonspor'la başladım. Çünkü Beşiktaş'ta bir VTR'e gireceğim. Bir, bu açıdan değerlendirme alayım sizden Mehmet. Rize da kaybetti Galatasaray'ın evet. ardından ama Kasımpaşa maçıyla nefes aldı. Kazanı Mehmet Çandır Sabek'te müthiş e, futbol altyapısını Almanya'da aldığını çok net görebiliyoruz. Ve milli arada da çok efektif geçirdi Trabzonspor. Açalım Melike. Berat geldi, Mendy geldi. Üstüne e, isminin doğru telaffuzunu Kenan sana bırakayım. Fransızca hakimsin. Uzun boylu. Onaçu diyeceğim. Onaçu. Onaçu. Ona yani transferler oynayacak gibi Melike ben öyle seziyorum. Çok uzun bu. Arada. biraz da hani transfer yapması gerekti açıkçası. Hani Kurbelius e, 6,5 numaraya yakın oynamak zorunda kalıyordu neredeyse Bakasitas. Şimdi bu transferlerle siz Bakasitas tekrar asıl Melike 10 numaraya daha yakın 8,5 numara bir kullanabilirsiniz. Abdülkadir Ömür ne olursa olsun ana planlarda olması gereken bir oyuncu. Ama hani şunu da söyleyeyim bu kadar transfere rağmen de bu sezon özelinde ben şampiyonun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'un da. Daha ayrıntılı konuşacağız. Trabzonspor tarafını da yine aynı şekilde bu maç öncesi kimler eksik, durum ne? Beşiktaş'ta yine sizinle paylaşacağımız sakatlı olan futbolcunun son durumu ile ilgili haberlerimiz var. Yine transferleri konuşacağız. Söyledik zaten Eyüp Aydın'la ilgili merak ettiklerinizi yanıtlayacağız. Şöyle bir araya gidelim aranın ardından beraber. Yeniden beraberiz son sayfada. Şimdi Beşiktaşlılara iki oyuncudan müjde verelim. E, Trabzonspor maçı öncesi takıma dönen haberimizde ayrıntılar izliyoruz. Evet hemen döneceğim size maçı konuşmaya başlayalım. Nasıl bir karşılaşma olur Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi. E, milli ara sonrası önemli bir maçla e, hafta geçecek beşinci hafta. Yusuf Kenan seninle başlayayım. Yani Trabzonspor açısından artık biraz Puan kaybına dur demek ve oyunu biraz oturtma fırsatı ee, iyi transfer yaptı aslında kötü transferler yapmadı son transferleri de e, bence gayet yerinde tercihler oldu Trabzonspor adına ama aynı fikirdeyim yani bu sezonun gidişatı şampiyonluk yarışında süper iddialı çok iddialı bir Trabzonspor göstermiyor bize bu da doğaldır biraz zaman bırakmak gerekiyor çünkü e, yeni bir kadro inşa ediliyor. Ve bu inşa sürecinde en önemli parçasını da kaybetti. Orşişçi de kaybetti. Belki teknik direktör açısından saha içindeki en çok güvendiği takımı saha içinde idare edecek oyuncusunu uzun vadeli bir şekilde kaybetmiş oldu. Çok büyük şanssızlık. Ama yapılan transferler ve profillerine baktığımızda az çok oynanacak oyunu tahmin edebiliyoruz. Ben orta sahasını çok yumuşak buluyordum Trabzonspor'un. Oynanan maçlarda da artık yani rakipleri çok rahat geçiyordu orta sahaya. Oraya da transfer yapıldı. Daha dirençli bir takım bekliyorum... ...Trabzonspor'dan. Beşiktaş'a bakacak olursak... ...yani Abu Bakarsız Beşiktaş bambaşka bir takım. Onu söylemiş... ...olmak gerekiyor. Yapılan transferlerde de halen... ...temel bir eksik olduğunu düşünüyorum ben. Yani savunma merkezine... ...yapılan transferlerin şu an... ...soru işareti kıvamında benim açımdan hala en iyi stoper performansını Necip'ten izleyebiliriz. Evet. Bu çok Aynen. şu anda çok hakim bir görüş şu anda. Çünkü yani şu anlamda söylüyorum. Diğerleri saf stoper ve belki stoper özellikleri daha iyi oyuncular olabilirler ama Necip en azından kendi limitlerini biliyor ve o limitler dahilinde oynadığı için çok daha az risk alıyor ve çok daha az hata yapıyor. Orada tebrik ederim. Gerçekten yani kariyeri boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence çok büyük bir saygı hak ediliyor. Zaman zaman hani biraz eleştiri zaman zaman da eğlence konusu oluyor işte. Necibi koyarız vesaire. O iş öyle değil yani adam ne zaman görev verirseniz elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazen yeterli olmuyor. Bazen çok iyi oynuyor. Bu sezon başlangıcı da fena değildi. Hala savunma ile ilgili soru işaretleri var. Ee, Rebic evet istediği formda başlayamadı. Aynı fikirdeyim. Raşitsa toparladı. Cenk'in dönmesi önemli. Cenk Tosun bence bu takım için önemli bir karakter. Oynadığı zaman da saha içinde başkalarının da iyi oynatma gibi bir özelliği var. Orta sahası zaten bence iyi Beşiktaş'ın. Ki orta sahaya belki biraz daha pasör bir isim beklerdim ama Alex Oxlade-Chamberlain'den de bu bekleniyor sanırım ama onun da sakatlığı var yanlışım yoksa. İşte Onun o artık bir, çalışmalara başladı o yani ufak ama bir sakatlı geçirdi onda da hep emin, yani hiç emin olamıyorsun her an bir acaba yani sürekli olacak mı 3-4 hafta 5-4-5 beş, beş hafta oynayacak mı diye öyle bir risk e, söz konusu e, iyi bir sezon başlangıcı Beşiktaş açısından bu transfer döneminde çok eleştirilmesine rağmen Şenol Hoca'nın varlığı şu an Beşiktaş'ı e, Beşiktaşlıları daha doğrusu bence e, Beşiktaşları umut veriyor eğer Şenol Hoca olmasaydı farklı şeyler konuşurduk bugün. Mehmet sen de söyleyeceksin. Şenol Güneş faktörü önemli. çok iyi bir teknik direktör. bir de yani Fatih Terim'in 2017'nin aralığında Hı. nerede kalmıştık tweet'i ve iki sene şampiyonluk yaşamıştı Galatasaray. Yani Fatih Hoca o kariyeri milli takımdaki o sıkıntılı süreçte bitirmek istemedi. Benzer senaryo. ben Şenol Güneş'te gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü milli takımdaki son dönemi Evet, turnuvaya gittik ama felaket bir futbol. Üstüne e, Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı da kazanamamıştık. Hollanda farklı ilgisi diyebilirim. E, görevine artık orada son verildi. Öyle bırakmayacaktı o kariyeri Şenol Güneş. Ve geçen sezon Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Bu çok zor bir şeydir Melik yani. Beşiktaş 3. Üçüncü, üçüncü olurken Nisan ve Mayıs aylarında 40 bin taraftarı Vodafone'da, daha doğrusu Dolmabahçe'de maçlarını oynuyordu. Zaten... Şubat ayından beri maç kaybetmeyen Beşiktaş var. İstatistikleri de yansıyor. Şimdi Avrupa'ya da e, potaya attı kendi konferans ligine. Fenerbahçe'den parkı şu. Fenerbahçe'nin grup biraz daha rotasyona müsait bir grup. Beşiktaş'ın grubu e, bu anlamda rotasyon yapmazsa Beşiktaş bu grupta iyileri olur ama hani rotasyon yaparsa çok net konuşamam sonuçta. Evet. Kulüp bürüş e, ne olursa olsun bir ekolü olan e, takım diyebiliriz artık son 20 yıl e, özelinde. Trabzonspor maçına gelecek olursak da Şenol Güneş'in e, Trabzon deplasmanlarını düşündüm Beşiktaş'ın başında. E, yenilgisi galiba yoktu Melike. Yani ben hatırlamıyorum. İzleyiciler lütfen uyarsın ama geçen sezonda bir beraberlik çıktı orada. Beşiktaş'ın çok e, galibiyet serisi vardı aslında. E, Trabzon'daki evet. o beraberlikle e, son bulmuştu. Yine ben beraberle yakın bir maç görüyorum çünkü Bielisya'nın 2-0'lık Galatasaray yenilgisinden ders alacağını ve Biraz daha dirençli bir orta saha. O günkü orta sahayı hatırlatayım. Kuru Bakasetas ve Bardi üstüne bir de kenarda Abdülkadir çok varlık gösterememişti Galatasaray'a karşı. Bu sefer Beşiktaş'a karşı daha dirençli bir orta saha ve Bakar'ın yokluğu da muhakkak Beşiktaş'ı olumsuz etkileyecektir. Bu arada Gökhan İnler 6 yıl sonra Beşiktaş'a döndü. İlk gelişinde ilk röportajını ben yapmıştım bu arada. Onu hatırlıyorum. Çok iyi bir dönemdi. Leicester'ın şampiyonluğu, Türkiye'ye gelişi vesaire böyle enteresan bir dönemdi ve çok konuşulmuştu. Başarısızdı gelişe. Beşiktaş dönemi. Evet, Beşiktaş şampiyonu olsa da, Evet ama beklenti çok yüksekti ondan ama evet başarısız bir Beşiktaş kariyeri. Beni indirdi. beni çok şaşırtan bir oyuncu Melik yani şöyle söyleyeyim. Ee, Gökhan İnler 84 doğumlu 39 yaşında diyebiliyorum. Ee, 35 yaşında futbolu evet, 39 bıraktım yaşında. dese. Neden demezdim? Çünkü Başakşehir'de de ayağa kalkamadı ki Başakşehir'in özelliği e, büyük takımlarımızda yapamamış oyuncular oraya gittiği zaman bir şekilde ayağa kalkması bir şey. Tolga Ciğerci en son örnek. Şu an Ankara Güca gayet iyi oynuyor. Gökhan İller orada da iyi değildi ama Adana Demir'de evet. müthişti. Onu da söyleyeyim. E, geçen sezon da hiç fena top oynamadı. Yani uzun süredir Adana Demir Spor'da iyi oynuyor. Hatta benim o kadroyla ilgili acaba hani İstanbul'u Gökhan yaş ortalaması biraz yüksek taşıyabilir mi diyordum. Ön tarafta çok hareketli oyuncu. Hep hücum, ofans gücü yüksek bir yapı. Orada yani Gökhan İnler'in varlığı bence Badu Endiay ve Belhanda'ya da olumlu sirayet etti. Etrafını da iyi yönlendirdi. Güzel bir final olacak onun adına. Beşiktaş kariyeri de tekrarlayayım. İlk sefer iyi gitmemişti. Hiç iz bırakamamıştı. Bir Napoli eşleşmesinin olduğu dönem Beşiktaş diye aklımda kalmış. E, bu sefer umarım iz bırakır. Ama hani oyun karakteri olarak zaten özel bir oyuncu. Ama anladığım kadarıyla tabii şu Melike, futbolculuk sonrası da idare anlamda, hani ceketini giyerek diyelim yaş hizmet edecek gibi gözüküyor. Sen ne söyleyeceksin Hüsnü Kenan? İyi oyuncu, kariyerinin belirli bir bölümünü üst seviye oynadığını düşünüyorum. Milli takım için de önemliydi İsviçre milli takımı için. Keşke bizim milli takımımız olsaydı. Gayet iyi performans sergilerde Katıldığı Beşiktaş dönemi iyi geçmedi Gökhan İnler'in tek takıldığım nokta yani haberleri gördüğüm için söylüyorum burada. Şenol Güneş Gökhan İnler'in futbol direktörü olmasına onay verdi. Yani bu tersi olması gerekiyor. Bu hatayı daha önce başka kulüplerimiz de yaptı. Şenol Hoca bildiğim kadarıyla şu ana kadar bir sportif direktör ya da bir futbol direktörü tarzında bir figürle çalışmayı çok yeğlemiyor. Bunu Fatih Terim de istemiyor. Bunu Mustafa Deniz de evet, istemiyor. Evet genelde yani. bu tarz teknik adamlar bunu istemiyor zaten. O jenerasyonun o üç büyüklerin Türk teknik direktörler arasında üç büyüklerin temel tercihi her şeyi ben kontrol ederim, her şeye ben karar veririm düşüncesi. Hatta bu konuda yönetimlerle de zaman zaman tartışmalar yaşıyorlar. O yüzden hani Gökhan İnler nasıl bir görevde olacak bir sonraki sene? Onu hani net tanımı nasıl yapıldı? Onu ancak görürüz ama genelde mekanizma ters işliyor. Yani bir futbol direktörü, teknik direktör seçiyor ve öyle yola devam ediliyor. İnşallah hayırlı olur. Beşiktaş açısından iyi bir e, iyi bir opsiyon. Çünkü Uluslararası Arena'da da iyi bir kart viziti var ve Gökhan İnler bazı transfer görüşmelerinde size evet. katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Birçok eski takım arkadaşı var sonuçta ve e, oradaki network'ü de oradaki bağlantıları da iyi kullanabilecek bir oyuncu. Umarım hayırlı olur. Sağ içi açısından çok büyük bir beklenti de olmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani hem yaş itibarıyla hem de rolü biraz sanki Mata'nın rolü gibi olacak. Türkiye Mata Kupası gibi, maçları <laughs> muhtemelen olur. Peki konuşmaya devam edeceğiz Beşiktaş'ı da ama e, Trabzonspor-Beşiktaş maçı var malum. İki takımı birlikte konuşalım istiyorum. Şimdi Trabzonspor'dan bir haberimiz var. Tamamen 3 puana odaklanmış durumda e, Trabzonspor. Son durum ne haberimize bir bakalım. Evet e, maçı konuşurken bir yandan e, hakemi de tabii ki konuşacağız büyük maçlarda. Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bir bakalım... E, Karnesine hakemin sonra konuşmaya devam edelim. Evet Beşiktaş 6 galibiyet 2 beraberlik almış. Trabzonspor 4 beraberlik 2 mağlubiyeti yaşamış Volkan Bayarslan'ın maçlarına. Tabi bunlar birazcık hani e, böyle herhangi bir amacımız olarak yaptığımız haberler değil. Sadece istatistikleri ortaya koyuyoruz ve sizden Yorum alıyoruz, biz de kenara çekiliyoruz. Her hayır, şeyde. Halil değil, en azından. Hayır, diğerleri Kesinlikle. amacımız olan haberler mi mesela? Yok Hayır canım, hayır. Hayır, bunlar da ince. Yusuf Kenan lütfen yapma böyle şeyler. <laughs> Saat bak kaç olmuş? Demek ki maksatlar var. <laughs> Nasıl ateş Yok atıyorum? Yok canım, yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada iki nokta var Çok affedersin. Bir, geçen sezon e, yönettiği maçı çok eleştirdim. Evet. Çünkü bana göre kulaklıktan yönetti mücadeleyi. Yani topa müdahale topa müdahale ederken bir anda aslında çok net faal ve kart olduğu pozisyonu e, kulağına gelince e, kartı verdi. O yüzden Volkan Bayarsan'ın o performansı bence tartışmaya çok çok açık bir performanstı. Artı yani Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinde sanırım 88 mi 89. Dakika mıydı maçın sonlarıydı. Yani resmen saldırıya uğradı. Yani Volkan Bayarsan Trabzon meselesi biraz sıkıntılı bir mesele onu söyleyelim. Belki barışmışlardır şimdi. Ee, ben hakem konusunda bireysel olarak eleştiri yapmak istemiyorum. Hepsi çok kötü. Hepsinin kötü olduğunu, sürekli tekrar hata yaptıklarını, e, standart eksikliği olduğunu, e, ha hakem e, sayın MHK Başkanı Sayın İbanoğlu'nun açıklaması vardı. Bu da çok farklı vardı. hakemler var bu arada. Evet, sayın İbanoğlu'nun açıklaması vardı. Avrupa'ya gidiyorlar, çok iyi yönetiyorlar. Ama burada herkes kazanmak istiyor, oradaki atmosferde kayboluyorlar diye. O cümlede herkes kazanmak istiyor meselesini alıyorum. Demek ki Avrupa'da herkes kazanmak istemiyor. Biraz garip açıklamalar. Açıklamaları yaparken iletişim biraz şey olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Sayın MHK Başkanı'na tekrar başarılar diliyorum. Zor bir sezon geçirecek belli ki. Ee, ama hakemler... Bu kadar evet. Hake, hakemler mevzusu biraz sıkıntılı bir mevzu ve e, yani yıllarda tekrar ettiğim maalesef bir daha söylemek durumunda kalacağım. Türkiye'de hata tekrarına bu kadar izin verilen başka bir iş kolu yok. Yok yani. Şimdi e, izleyicilerimizden gelen soruları kaydediyorum bir yandan. Onları soracağım. Şöyle geleceğim. Bu hafta az önce de söylediğim gibi çok farklı hakemler de var. Galatasaray'ın Cihan Aydın mıydı? Yani çok adını duymadığımız evet. hakemler de var. Geçen sene bir maçını ödetmişti Galatasaray galiba. Doğru. Olabilir. Yani daha nadir ismini duyduğumuz hakemler. Biraz orada da böyle hani yeni yeni hakemleri de daha az şans bulan maç yöneten hakemlerde biraz süper lige alıştırma hani belki de o havayı o işte isim isim biraz fazla hedef gösterilen hakemleri değiştirmeyi mi hedefliyor şu anda yeni yönetim diye düşünmüyor değilim sen ne dersin Mehmet hocam? Cüneyt Çakır end, zirveyi görmüş hakemiz şampiyon ligi finali dünya kupasının sanırım bir yarı finali vardı Hollanda Portekiz böyle bir tansiyonlu maçlar işte Avrupa şampiyonlarında hatırlıyorum ama Süper Lig'deki derbileri hatırlarsak da Cüneyt Hoca hep düdükleriyle oyunu çok durdurup tamamen ne berabere bilsin ne şiş yansın ne kebap eee e, Dengeliyordu oyunu. Böyle bir gerçek de var. Geçen sezon hep Halil Umut Meler'e iş düştü. Bütün hemen hemen büyük maçlar Halil Umut Meler'deydi. Eee haftadaki Galatasaray Trabzonspor maçını yöneten hakem e, şimdi aklıma gelmedi Melike O çok tartışıldı. Biraz e, özellikle işte Kurubeli'ye vermedi ikinci sarı. Yine Galatasaray'a çalması gereken penaltı da vardı bakarsak. Vara gitmedi, vardan müdahale olmadı. Yani bu sezon ilk 4 hafta yine kötü hakem performansları ne yazık ki izliyoruz. Umarım Volkan Beyarslan Trabzon Beşiktaş maçının önüne geçmez. Tesellim şu diyeyim, çok son dönemlerde Trabzon Beşiktaş maçlarının hakem üzerinde konuşmadık. Öyle kalmış aklımda. Bir en son benim aklıma gelen Nikoreçme Beşiktaş'tayken bir... Yusuf Erdoğan'la kırmızılık hareketi vardı. O zaman var yoktu. Sarı kartla geçiştirilmişti. Tekrardan yeni futbol konuşabileceğimiz bir maç olsun temennisindeyim. Hakemler yani 3 sene önce hala aklımda Tugay Kağan Numanoğlu Kadıköy'deki evet, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını ve o maçla tartışmalı kararlar olmuştu. Ama şu yani o model devam edebilirdi genç hakemlere. İşte Turgut Doman vardı bir Galatasaray maçında pandemi dönemi hatırlıyorum. Ki o dönem şöyle de çok e, ortağım müsait demeli ki seyirci yoktu. Yani seyircisiz tepki yoktu. E, taraftar tepkisinin olmadığı maçlarda bu tarz genç hakemleri kazanabilirdi. Yine eski hakemlere e, döndük işte. Hüseyin Göçek e, tekrar maç ama büyüklerin maçını almaya başladı. Öyle e, aklıma kalmış ve sonrasında da işte Halil Umut Beyler ismine sıkışıp kaldık. Bu arada Halil Umut Mayler, Mevcutlar içindeki en iyi hakem diyebilirim onu da söyleyeyim. Mevcutlar ne kadar Şu yeterli an, o tartışılır. Hani ne, bir dönem hani nasıl Cüneyt Çakır'sa. Fırat Aydın diyorduk. Fırat Aydın aynen. Şimdi, Halil diyeceğiz. Umarım ona bir ikinci isim çıkartmaya çalışırız. Bilmiyorum Kenan geçen sezon Abdülkadir Bitikan vardı böyle kritik maçlara. Başka bir hakem daha atlıyor gibiyim. Ben dedim benim çok hakem datam yoktur yani. Aralarda işte en son Gaziantep dönüşü hatta Ali şansal online uçak dedik, ve geç şey oldum e, tanıdım. Çok hakem odaklı konuşmayı sevmiyorum. Onu bu her defasında ifade ediyorum hani. Ama ne yazık ki ülkemizde hep e, hakem odaklı e, konuşuyoruz. Avrupa'da maçları da görüyoruz, orada da oluyor hakem hataları. Ama çok biraz hani biz, biz çok iyi niyetli olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Bunu futbolcu grubunun da işin içine katıyorum. Yani sürekli. Hakemleri baskı altına almaya taraftarı biraz daha tırnak içinde gaza gibi. bu her takım oyuncusu her takım taraftarı içine geçer çok hani o adalet istekleri bana çok samimi de, gel samimi de gelmiyor bu arada hani şunu da söyleyeyim lafı gelmişken hakemlerle mi şampiyonluğu hayır ama şunu net şekilde söyleyeyim en basit yönü, işte Hamza oyuyordum Erzurum'da çalışıyordu hakemlerle küme düşebiliyorsun. Yani alttaki takımların canı daha fazla yanıyor aslında. Biz genelde büyük takımları hep konuşuyoruz. Büyük takımların hakem hatalarını lehte lehte değerlendiriyoruz ama alt sıradaki takımlar daha bir tepe taklak gidiyorlar o hakem hataları. ile. Avrupa'da evet hakem fahiş hakem hataları var. Hatta bundan birkaç gün önce sanırım spor ajansında konuşuyorduk. Manchester, United, Manchester City'nin attığı golde offside tartışması. Geçen çok seneki oldu. Arsenal. Evet. Yani şurada iki hafta önce, hatta milli maçlar öncesinde Manchester City'nin çok ciddi bir offside tartışması vardı. Pasif offside Evet, gibi. evet, evet. Yani topun üstünden atlama mesel meselesi. Ama orada e, MHK Başkanı çıkıp açıklama yapıyor. Net hani diyor ki evet bu offside sayılmalıydı. Bu bir hatadır diyor. bizdeki en büyük sıkıntı şu. Hep kalıyor yani ortada. Yani şey yok. Bu bir hata mı? Değil mi? Cezalandırıldı mı? Dinlendirildi mi? Ödüllendirildi mi? Maçlara bakarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Hep bir flu'dayız yani. Hakemlik, yani bu şey gibi sanki bu insanlar e, gizli ajanmış, görevleri ve yaptıkları ile ilgili bizim bilgi sahibi olmaya hakkımız yokmuş gibi. Öyle bir durum yok. Yani MHK ise dünyanın her yerinde merkez hakem evet. kurulu var ve bu şekilde işlemiyor. Eğer biz biraz tartışmayı e, daha doğrusu bu performans tartışmasını çünkü bilmediğimiz şey üzerinden konuştuğumuz için biraz daha kamuoyunu açabilirsek en azından hangi hakemin nerede hata yaptığını, ne kadar tekrar ettiğini, neye göre not aldığını, neye göre almadığını, neye göre atama aldığını, almadığını biliriz ve ona göre eleştirme şansımız olur. Benim gördüğüm kadarıyla burayı çok sıkı tutup biraz da hani şey hakemlerimizi yıpratmamak adına yapıldığını düşünüyorum bunun ama Hatila Kara olan şey. demin aklıma gelmedi kemo. Hatila Kara'da biraz e, önemli maçlar verilmeye başlandı e, geçen şey, sezon. Ama, e, o var kayıtlarının açıklandığı tabii. maçlardan birindeydi. Evet, Taş, da. Beşiktaş maçın da. yani. Beşiktaş maçında. Gaziantep Beşiktaş maçı. Abartıyor mi? diye e, yorum yaptı. Şimdi evet mesela bu, bu bu önemli bir e, şimdi o kaydı bilmesek oradaki fikrin kimden çıktığını veya neye göre karar verildiğine doğru e, dair bir şeyimiz olmayacak, fikrimiz olmayacak. Yani şimdi kafa müdahalesi var ve hakem bunu abartılı buluyor. Bu bilgiye sahibiz ve ona göre hakemin haklı olup olmadığını ya da hakemin yanlış düşünüp düşünmediğine dair bir fikir elde edebiliyoruz. Ama o kayda sahip olmasaydık bilgi sahibi olmadan fikir edilmiş olacaktık. Ben birine en sevdiğim şeylerden birisi. Yani evet. Bilgi sahibi olalım. Yani bu hakemler hata yapacaklar. Evet. Eğer hakemin üzerindeki baskıyı biraz azaltmak istiyorsak o flu'dan biraz çıkmakta fayda var ama yani böyle pek bir umudum yok. Hakem konuşmaktan nefret ediyorum. Can Aydın olsun, işte Volkan Bayarsın olsun, Halil Umutmeler olsun hiç fark etmiyor. ...hiçbir işte de fark etmiyordu. Peki şimdi biraz sorulardan gideceğim. E, takım takım değil, e, karışık. E, sizler istediğinizi yazın, merak ettiklerinizi yazın. Biraz soru cevap yapalım. İki konuğumla beraber... Ortaya karışık en sevdiğim menüdür bu. Not, <laughs> yani onu not ettiklerim <laughs> arasından başlayayım. Sonra geldikçe yine soracağım. Evi Paydın'la ilgili çok merak edilen var. E, transferle ilgili çok bir şey bilinmiyor çünkü. Mehmet Özcan sana döneyim. 19 yaşında Bayern Münih'in ikinci takımı. Ön evet. libero ve uzun süredir. 6-7 aydır. Bir isim daha verelim. Yusuf Kabadayı sanırım. Hmm. doğru. Iki, i̇ki oyuncu yani Bayern'den. Ve Can Uzun. Bir isim daha vardı Nürnberg'ten. Bu üç oyuncuyla ile ilgilendi Galatasaray. Nihayetinde Eyüp Aydın'ı bitirdi. Oyuncu artık İstanbul'da ve yarın da e, prosedürler tamamlanıp Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak bir oyuncu daha var. Gökdeniz Gürbüz sanırım soyadını doğru telaffuzu. 17 yaşında olduğu için ailesinin onun da yoksa sözleşmesi Galatasaray'la var. E, bu tarz geleceğe yönelik hamleler yaptı Galatasaray. Olumlu, pozitif buluyorum e, bu anlamda. Futbol altyapısını Almanya'da alması en basit örneği. Mehmet Can'ı bir örnek olarak gösterebiliriz. Trabzonspor'un yeni sahibi hemen kendisini fark ettirdi. Eyüp Aydın'da muhtemelen kısa vadede Şampiyonlar Ligi Süper Ligü olmaz ama Türkiye Kupası'nda net şekilde kendisini göreceğiz. E... Mazlum Bey yazmış. Galatasaray Kopenhag maçında stoperde Nelson ve Sanchez ikisini görür müyüz? Abdülkerim biraz ağır kalıyor sanki yorumunu yapmış. İkinize de, de olsun bu soru. Old Trafford'daki United maçını beklerim derim. Bence Hı. yine Nelson Abdülkerim başlar Kopenhag maçına. Ben de o kadar kısa, kısa vadede, kısa vadede bekliyorum. ilk 11'e yerleşeceğini düşünmüyorum. Bir de neden hemen hani vazgeçildi ki? Ah şunu söyleyeyim yalan bu arada. %70'e %30'muş transferde Okan Hoca'nın düşüncesi. Davinson Sanchez, Sergio Ramos da oyu Davinson Sanchez'den yana. Çok mantıklı çünkü Nelson'u sattıktan sonra sizin orada uzun vadeli bir stoper ihtiyacınız var. Yaşı da 26 tabii. bakarsak. Yoksa evet, Sergio Ramos'un yani, Ramos kariyerini kıyaslayacak değiliz tabii ki. Ama buradaki bakış açısını ben destekliyorum. Çünkü Nelson sonuçta belli hedefleri olan bir oyuncu. Danimarka ile bir Avrupa Şampiyonası yapar, oynar. Ya da Şampiyon liginde Ozan Kaban transferi sonuçta hafızalarda. ...geleceğe yönelik önemli bir hamle olarak görüyorum. Bir de eldeki mevcut stoperlerden farklı profil yani... ...Abdülkerim ve Nelson'da olmayan savunma arkasında koşu çabukluk diyebiliriz. Davinson Sanchez'de fazlası da var. Tabi onun da eksi yönleri Abdülkerim gibi topu oyuna so sokamıyor. Nelson gibi dengeleyici bir stoper değil ama farklı meziyetleri sahip... ...Okan Hoca faydalanacaktır. Emre Bey yazmış herhalde e, Eyüp Aydın transferiyle ilgili... 19 yaşındaki bir genç neden Galatasaray'a gelir ki? yurt dışında? neyi başaram başaramamış da ülkemize dönüyor? Başarmış da ülkemize dönüyor. Hangisi doğru olur? Bilemedim siz öyle yazmışsınız ama. Mehmet Çetin geldi Trabzonspor'u oynuyor. Ee, Oynamak için mesela e, tabii. evet. Bayern çok zor. Oradaki altyapı işte en son Grevenberg vardı. O değil mi ayrıldı? Öyle genç yaşta. Onun ayrı konu altyapısından çıkmamıştı ama kolay değil ee, Bayern'de. Dortmund'da orada kalıcı olmak. O altyapılardan örnek verelim Yasin Öztekin çıktı. Gayet Süper Lig'de Galatasaray'da da katkısı olmuştu. Evet. E, 6 numara ile ilgili bir sürpriz bekliyor mu Yusuf Kenan Çalık demiş. Herhalde izleyicimiz bizi yeni izlemeye başladı. Sürpriz beklemiyorum. Olmayacak gibi geliyor diyorsun. Yani son güne girildi. Artık son gündeyiz. Sürpriz yapmaz mı Fenerbahçe? 24 bak. saat sonra ya hatta 23 saat birkaç dakika sonra Bitmiş oluyor. Sürpriz meselesi değil yani bu sürpriz de olmaması gerekiyordu. Bence sürpriz alınmaması ben yani kötü bir sürpriz olur. Alınmaması hala bir umut alınmasını bekliyorum. Ee, itiraz edenler de var sosyal medyada da destek veren de var. Teşekkür ederim tüm mesajlar için. Bazen teknik konulara giriliyor, bazen işte yabancı sayısına girilmiş. Hepsinin farkındayım yani yabancı sayısını ben de anlattım. Ee, oyuncu satıp ya da oyuncu kontratını dondurup Yabancı alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani transfer stratejisi bir bütünse, bu bütünü tamamlamak da sanırım onu yapanın görevi. Şu ana kadar güzel gidildi. Şu kadronun bir bahanesi olmasın. Hani benim tek derdim o. Hep bir noksan oluyor. Ya teknik direktörle ilgili sorun oluyordu, ya kadroyla ilgili sorun oluyordu. Bu sefer iyi gidiyor her şey derken. Son güne geldik ve hala çok önemli bir parça eksik. o Tamamlayacak mı Fenerbahçe yönetimi? Yarın belki bir anda bir e, özel bir oyuncu gelir. Bence özel bir oyuncu gelmesi gerekiyor. Eğer gelmeyecekse, Yani yapılacaksa sürpriz, e, güzel bir sürpriz yapılması e, lazım e, diyorsun. Eğer gelmeyecekse de, yani gelmesi gerektiğini savunan birisi olarak gelmeyecekse de keşke öncesinde yapılan iletişim daha doğru yapılsaydı. Bunu başkan üzerinde söylüyorum. İlişim deyince hep böyle profesyoneller hedef alınıyor kulüplerde ama kulüpte çalışmış birisi olarak söylüyorum. Kulüplerde profesyonellerin etkisi başkanın açtığı alan kadardır. Başka ne kadar alan açarsa sizin o kadar etkiniz olur. Bunu herkes kabul eder diye düşünüyorum. O yüzden burada başkanın söylemi bence tartışma yaratan söylem. Yani alacağız ihtiyacımız var. İki güne yetiştireceğiz ya da 15 günümüz var söylemi. Fenerbahçe Başkanı tarafından söylendiyse o transferin yapılması lazımdı. İzleyicimiz yazmış. Şimdi ben de kontrol ettim. Of, Ozan Zeybek'in tweetini atmış bize. Ee, çok enteresan bir başka aa, milli takımla ilgili bir konu. Aa, milli futbol takımımızın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oluyor. Vatana millete futbolumuza hayırlı olsun yazmış. Birkaç dakika önce attığı tweet Ozan Zeybek'in bizi izliyorsa. E, Reklam yapayım beni izliyor demek ki. Ben bir hafta önce ben de yani haber yapmıştın, evet bir haber. Ozan yapmıştım. abi de destekledi, Dün konuştuk çünkü bu konuyu. Ee, şimdi çok e, herkes yazmaya ve sormaya başlayınca ben de girip baktım. Ozan evet, abi lütfen. normalde çok girmez bir toptur Onu da söyleyin tabii. Evet şaşırdım tabii. ben de şu anda neler oluyor. Ozan Zeybek bizi izliyor musun acaba? Yani... İzliyorsan bir işaret ver. Melike bizi izleyen birisi var. Sen de tanıyorsun. Bahadır Beyarslan, Beşiktaş foto abiyle çok. Selam olsun. Bağdır abi bekliyorum Galatasaray deplasmanlarına bir beşik taşımak evet, işte olsa da. güzel fotoğraflarımızı çeken. Çok da güzel bir anım vardır. Bağdır abi kızma bana. Beraber e, Eskişehir'e e, gittik. Daha doğrusu şöyle oldu. Konya'ya gittik Galatasaray Eskişehir Kupa finaline. Hadi Bağdır abi maç öncesi. Beytli ekmek yemeye gidelim. Neden dedi. <laughs> bir rakip Eskişehir'e Galatasaray'ı hani... yani Eskişehir'de zannetmiş kendisini. Aslında Konya'daydık tabii doğal olarak. O maç maç farklı olunca. Öyle bir tatlanımız vardı. Selam olsun ona tekrar. Selamlar kendisine. Peki bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Abdullah Avcı, Milli Çakım'a. Ben hemen söyleyeyim. Kendi istihbaratım benim de Abdullah Avcı'ydı. E, temenni gibi algılanmasın ama şu var. Şimdi Galatasaray tarafı doğal olarak Fatih Hoca'yı yakıştırıyor Milli Takım'a. Fenerbahçeliler Aykut Kocaman'ı, Beşiktaşlar Sergen Yalçın'ı. Bu denklemde ben açık söyleyeyim, federasyon tarafında bir yetkili olsam... Bu üç isimdense, Abdullah Avcı'nın en azından böyle bir medya üzerinde söyleyeyim, ben değilim herhalde Abdullah Avcı'nın lobisi için hani o anlamda en azından. Ben ayılı yaptım bu haberi. Ee, sanki gerçekleşecek gibi geliyor bana. 2010'du sanırım Hiddink yerine e, göreve geliş 2011. 2011, 2011. E, şu var tabii Melike, aradan geçen 12 senelik süre bir, Abdullah Hoca artık daha tecrübeli bir teknik adam, iki, artık şampiyonluk apoleti kupa kazandı ve ben biraz Abdullah Avcı'yı şöyle Ersun Yanal'a benzetiyorum Kenan. Ersun Yanal 2014'te Fenerbahçe ile şampiyon oldu ama bana 2010'da 2011'de de Ersun Yanal'ı sorsan iyi teknik direktör derdim ve hep şunu derdim. Kim varsa Türk futboluna dokunmuş Selçuk İnan, Arda Turan, Burak Yılmaz hepsine sporlu. bir Ersun Yanal dokunuşu vardı. Aynı cümleyi ben Abdullah Avcı için de kullanırım. En son Dorukhan yani bir şekilde son e, yıllarda Türk futboluna böyle damga vurmuş oyuncuları yerli yabancı bir düşün. Abdullah Avcı'nın bir yerde bir dokunuşu oluyor oyuncuya. Sen ne düşünüyorsun Yusuf Kenan? Hocayı severim. Umarım başarılı olur eğer gerçekleşirse bu iş. Ama geçen gün değil hatta dün değil evvelsi gün uzun uzun konuştuk. Bu işin şahıs meselesi olmadığını anlatmaya çalıştım. Abdullah Hoca gelir belki Kuntz'dan daha başarılı olur. Belki daha az başarılı olur bu sistemle neyin olacağını öngörmek bu sistemsizlikte daha doğrusu bu dağınıklıkta çok mümkün değil. Ee, ama bir yerle anlaşmamış olması hocanın e, göstergelerden bir tanesiydi evet. şimdi. E, teklifler vardı. Ben net söyleyeyim Fenerbahçe'ye gidip sunum yaptığını biliyorum. Fenerbahçe'ye anlaşmaya çok yakındı o dönemde. Anlaşmamış olması da milli takım konusunda bir opsiyon olduğunu gösteriyor net bir şekilde. Ama ya benim derdim şahıs değil yani Kuntz'la ilgili hiçbir yani kötü teknik direktör gitsin tamam eyvallah ona bir şey demiyorum. Benim derdim biraz daha farklı. O Ama ben o konuları, hani yapı ile ilgili konuştukça kendime daha fazla düşman ediniyorum. Zaten yeterince var. Hocaya başarılar dilerim. hoca şöyle, hocalığını eleştirenler de olacaktır. Ben beğenirim teknik adam olarak. Bir, bir yapı inşa ediyor, Başakşehir olsun. E, Trabzon artı her şeyden de bağımsız. Bunları bence biraz konuşmaya ihtiyacımız da var. E, Kenan, e, Abdullah Avcı gibi keşke gazeteci de olsa, mühendis de olsa. futbol e, konuşuyor. Yani o çok önemli. Maç sonları da ben çok hakeme tırnak için ateş ettiğini hatırlam Abdullah Hoca'nın. Evet. Yani evet. Yani lehte de aleyhte de çok takılmaz. Futbolun içinde kalmaya çalışır. E, bu tarz teknik adamlara ben kendi adıma söyleyeyim, elimden geldiğince yorum özelinde desteklemeye çalışıyorum. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun. İyi iyi yani iyi insan. Ben hani Şahsen çok sevdiğim birisi olduğu için söylüyorum. Şahsen çok sevdiğim insanları da eleştiririm. Küreve gelirse, aynı şeyler olursa benzer şeyleri Abdullah Hoca ile ilgili söyleyeceğiz. Gönül koymasın. Peki o zaman ben kimim? Çok kısa kesin. Evet. <laughs> Bakalım, Çünkü çok enteresan bir konu. Ne söylesek bilmiyorum ama ilginç bir e, haber oldu bizim için. 2003-2004 sezonunun yeri bende ayrıdır. Kariyerim ha, 2003, boyunca 2004. tek... Bir ligde mücadele ettim. Altyapısında yetiştiğim kulüpte futbolu bıraktım. Antrenman biter Podolski ile çalışmaya devam ederdik. Kariyerime antrenör olarak devam ediyorum. Ben kimi? 2003-2004. İzni. Port... Ben sana söyleyeyim. 2003-2004. Porto Monaco. Finale. Porto Monaco. Diğeri de Fatih Hoca yorumculuk yapmıştı. CSK Sporting. Bu takımlardan Sevilla Sporting değil Valencia kazandı galiba. ya. 2003-2004 Valencia Marsilya mı? Evet galiba o. Droppa evet. işte bunların hiçbirinde Podolski oynamadı. Evet. Yani Podolski Almanya 2003-2004'ün şampiyonu Werder Bremen. 2003-2004 Premier Lig'de namhalip şampiyon oldu Arsenal. Ben bir tane oyuncu aklıma geldi şu an Melike. Söyleyeyim. E, çünkü ben Bremen'de yaşadım. Tim Borowski Helal olsun. Doğru mu? Doğru. Çünkü 2006-2007'de hemen Werder Bremen kadrosunu biliyorum. Çok da stada yakın bir yerde oturmuştum. Ne Pumos, kadar yaşadın? 6 ay. Ama Almanca unuttum sayılar. 6 ay bir süre. Tim ama Bayern Kari, Podolski. Bremen'in şampiyonluğu doğru söylüyorsun. Şöyle 2007 ben gittiğim yaz Podolski Bayern'e gitmişti. Sosa, Podolski, Hamit Altıntop 3 transferiydi. Tim Morowski'nin de Bayern'e gittiğini biliyorum hani. Ama futbolu Verder'de bırakmış bile onu 2003, hatırlamıyorum. 2003-2004'te de Verder'le şampiyon olduğu Oldu. oldu. için herhalde sezonun şey, yeri ayrıldı. Orada şeyden bence hatırlıyorum. Ümit Davala Galatasaray'dan ayrıldı. Hı, -hı. Bremen'e gitti. 2003-2004'te Ailton vardı. Evet Ailton, Ailton vardı. sonra Beşiktaş'a geldi. Yani e, o kadar hızlı oldu ki baktım bilen yoktu o sırada. Tim ee, Şimdi Borowski'yi hatırlayan var mıdır şu an? Kolay bir, bir soru saatinde? değildi. Çok, Çok ben de, soru. Şimdi yazmayın ya. Şimdi yazmayın. Ben açık söylüyorum Bremen'de yaşadığım için hatırlıyorum. Yoksa hatırlayamam. Yani çünkü çok iz bırakan futbolcu değildi. Ben hep şey isterdim Galatasaray mesela evet, Kenan çok... aynı profil oyuncuydu. Leverkusen'de oynadı. Rolfs vardı. Evet. O iyi yön liberoydu. Galatasaray hep böyle arıyordu. Ernst tarzında işte ya. <laughs> Ernst, Fabian Ernst tarzında. Fabian Ernst. Evet peki o zaman fotoğraflarımız çok var. Çok iyi soru yalnız. Bence de. Fotoğraflarımız var. Fotoğraflarımıza bakalım. İyi ki gelsin. Ge Geçen gün bir Suarez geldi abi. Suarez tam ekran geldi ama. <laughs> ama şey Suarez çarpı 2 idi yani. 2 tane Suarez'i yan yana koymuşsun gibi. Canizares. Hayır. Bir dakika ya bu kaleci Ben şeyi göremedim kaleci ki. Kaleci abi. Kaleci, kaleci siyah mi? formalı. Beşiktaş'ta mı acaba bu? Cık, zor ya Fevzi bu. Fevzi mi? Hayır. Yabancı. Abi bir dakika. Uf, yabancı. kaleci olmuyor. Japon kaleci. Ya? Abi eldiven var elinde? Var mı? benim gözde niye... Yok mu? Eldiven yok mu elinde? Eldiven var. Ya yani... gerçi ben biliyor musun? Bu biraz sanki siyah Chelsea formasını da andırıyor. Drogba'nın giydiği. Bir Japon kaleciye benziyor ama sanki. Cık, ben de bu yok. Japon değil. İlk ipucumuz. Kobayashi. Kaleci mi? Kaleci. Kaleci. Bir şey soracağım. Hemen kaleci nasıl bulacağız hemen zaten yani. Kaleci. Üzülerek söylüyorsun bize kaleci kopyasını ama. Eee zor ya. Saçtan yabancı böyle. kaleci. Böyle kim var biliyor musun? Çağlar Şahin Akbaba var. Kaleci de o Türk yani. Bu yabancı belli <laughs> ki. Yabancı. <laughs> ee... Yolu Türkiye'ye düşmüş yabancı ama. Seç. Hayır. Yok şey Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi neydi? Fabri miydi? Fabri değildir ya. Güzel cevap ama değil. Ha, benziyor. E, Karabük Spor'da bir tane ama o biraz melezdi ya. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. hatırlıyorum. Değildir o biraz daha kısa saçlıydı. Şey Bofin. Hayır. Yok abi o sarışın resmen. Sarışın Onu doğru Onu sordular zaten Bofin'e. Bir Geçtiğimiz dakika. E, yolu Türkiye'ye düşmüşse. Dalian gibi adam. Karşılaştık e, şeyde. Beşiktaş'ta Boyko vardı. O Boyko ha, Deniz Boyko. Onlara da karşılaştık e, ilk geldiği gün. Araba bakıyordu. O da çok uzun boylu bir tabii, tabii. O da acayip yapılıydı hem o süper ligde oynamış bu böyle kaleci. Bir dakika Seyiçe Sey 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 benziyor bu. Karjemar ska Karch değildir. Evet. Seyiçe evet. Sey benziyor ya bu. Bu kaleci Beşiktaş'a gelmişti. Ne? Beşiktaş mı? Bir dakika Beşiktaş'a gelecek. O yabancı. Kordoba. Abi o sallıyorum da ben gözü sarışın dediğim adam şeyde hak. Şey olamaz. Çıktı o yüzden Sarışın o neydi? Caryus. Hayır. Hayır, Caryus değil ya bu. Sarışın da bir dakika. Bu kim? kaleci, eski kaleci yani. Şu anda 47 yaşında. Rooney. Evet, Runye, Runye, evet. Çok eski ama ya. Ama Bayağı buldun. Eski. Aa, ama bir şey soracağım. Fotoğrafdaki hali çok yani fullulanmış Fransa'daki hali bu. Marsilya'daki hali hatta. Olsun. Bu Marsilya'da bir şey söyleyeceğim. Okey, Kaleci forması evet. ama. Bunun Marsilya forması olduğunu anlamak bile çok zor ya. Ama ben zaten Beşiktaş'a geldi dedim. Ya iyi de doğru Başka söylüyorsun Başka bir şey demedim yani. galiba. Başka bir şey demedim. De, kaleci, kaleci, kaleci olduğunu zaten eldivenlerden anlamıştım. Peki. ikinci fotoğraf <laughs> gelsin. Evet. Bu kim? Bu da kaleci. Nani. Değilmiş bu kaleci. Nani ya bu. United. Hayır. Bu Alanya spor formasına benziyor daha çok United'dan. Tamam o Nani Sevinç değil mi? Güzel Sevinç de şey... Toşiç. Hayır. Runya aklım hep işte gevezelik yapıyor. Mırmıç'a gitti. O Mırmıç'ta vardı. Bu da zibar. mı kaleci ya? Hayır. Değil değil mi? Eldiven gibi bir şey. Yani elle, elleri değil mi o? Eldiven mı. değil. Flu olduğu hiç anlayamıyoruz da. Kaleci. Kaleci değil mi kaleci bu mi? da? Kaleci mi? Tamam ben, okey. Di ben diğeriyle karıştırdım. Ko yani ee, Kordoba mı bu? Hayır. Aa. Kaleci de en zor ya. Aa şey ya değil mi bu? Ee, Julio Cesar. Hayır. Bu Türk. Abi Türkiye'de Türk oynamış. Türk değil ya. yabancı. Hayır, Türkiye'de oynamış ama. Yok. Değil mi? Yabancı Aa, mı? Türkiye'si var bir tane evet. Marofona. Hayır. Mondragon. Hayır, o kadar da oynamadı. Çok az oynadı diyorsun. Ya hayır yani takımı büyük takım değil. Öyle söyleyeyim. Büyük takım şey değil. Şey hiç o zaman. Şimdi Konyalılar diyecek ki biz büyük takım değil miyiz diyecekler. Alacağız ya başımıza. Seç, bir şey hiç şey hayır marafona düşünüyorum. Oo, yok ya. Kopya istiyorum hangi takım? Yok. Ama Türkiye'deki takımını sorarsan bulursunuz. Söyle Allah aşkına hemen bulacak mıyız? Bulalım hadi söyle yani. Göztepe. Ha şey ya, Beto, Portekizli Beto ben benim aklım diğer Beto'ya gitti. Yazmıyordu burada. O yüzden e, emin olamadım. Siz de yanlış yönlendirmiş oldum. Peki <laughs> son fotoğraf. Görelim mi Beto'yu ama? ya Ha gelsin. Çok zor ya. Bu çok zor abi evet. Son fotoğraf bu kolay. Ha şey bu Eskişehir, e, Ivan İveşa Ivesha. Hayır. Abi. Bir süreç var? Hayır. Ivesha? Hayır. Ama 2 ama... metre. Kim o değil de aklınıza gelecek yani yine anladınız ki şeyden gidiyoruz kalecilerden gidiyoruz. Onu çözdük. Tamam, bu da yine kaleci. çok iyi bildiğiniz bir kaleci ama kim? Uzun boylu gibi bu İveşe çok uzundu ikiydi. Yerli değil değil mi? Hayır. Aa. Ama bunu biliyorsunuz çok iyi. Kanizares. Hayır. Bir dakikaya ben tipten tam İveşe böyle. İveşe'ye çok benziyor doğru Şu an sadece bu. <laughs> değilse bile bizce şu an. İveşa yani bu. Ee... Çok çok iyi bildiğiniz bir. Çilavert. Hayır. Süper Lig'de oynadı mı? Evet. Ha, o zaman geri aldım Çilavert'i. E. Abi kim olabilir? Ee, bir de bir Mondragon. Hayır. Ha, saçlar uzun abi. Mondragon'un o kadar uzun değil de. Abi İveşa mı? İveşe. Evet yani İveşe için ben de. Aa, bir de çok bu gövdeli falan yani böyle Yok, heybetli bir kaleci. adama benziyor. Cüsseli doğru. çok çok yaşa. Keşar. Çok özledim. Doğruymuş dilerim. ki. Tutamadı. Konsantrasyonumuz bozuldu. Bulamayacağız <laughs> şimdi dermişim. <laughs> <laughs> Abi dur ya. Ki Trabzon Spor'da iki şeydi Senegalli değil o. Hatırla bir kaleci vardı. Senegalli olmadığına şu Hatırladım an eminim. Hatırladın bir... mı? Evet, evet. O Sil da değil. Silva mıydı? Silva. Silva. So. Ee, Hadi ama. Takım. Ay ama ya. Bunu da de. <laughs> ama ya, kaleci da... ya abi. Kaleci. Şimdi, yeter. bir şey söyleyeceğim. Tüm Tim Borowski sorulmuş ya. Adam verdi yani Bremen'de oturmasa muhtemelen 4 saat sonra bilirdik. bilirdik ama 4 saat alırdı yani. Ee, Bu futbolcunun Kalecinin. Kalecinin. şöyle söyleyeceğim. Oynadığı takımı söylersem direkt bulursunuz. Şampiyonluk yaşadığı tamam. yaşadı o takımla. Ha Bursa Spor, Ivankov. Ivankov. Evet, Ivankov. Ivankov. Doğru ya, Ivankov'da da. O zaman Fena. golü koklayalım. Milli takım formasıyla. Oh, of of zor. Hep abi bir de formalar da en zor formalar. Zor arıyorum. zor. Kaleci çok zor formadan da anlayamıyorsun ki. Bundan anladınız ama. Diğerlerinden. Yo, an... Bir de şey Beto'dan anlamadınız. Giydiği formanın hangi takım olduğunu anlayamıyorsun. Evet yani. karaci formasını anlamak mümkün yani. değil. Çok zor. Ya. Mümkün değil yani. Evet. Siz nasıl bilemezsiniz diye bir anda sinirlendi. <laughs> <laughs> Kedi koltuktan yere sıçradı yazmış Mehmet Bey. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl hapşırma nasıl hapşırdım? İnsan hapşırınca fark etmiyor ya ne yaptığını. İçinde tutmamak lazım zaten hapşuruyor. Evet. Ekranın karşısında fırladım o neydi yazmışlar. Çok, çok yaşadığı yan yok mu abi ha, bir tanem? Evet ya. İnsan biz bir iyi yaşa der, çok yaşa der. Melike bu ilk mi? E, hayır ama e, ilk değil galiba. Bir iki kere daha hapşırdım ama sanki de, bu, kadar, yüksek. bu kadar <laughs> e, şiddetli hapşırmamıştım. <laughs> Ve hiç beklemedim. Allah korusun abi. şey oluyor bu arada kötü ben bazen ya. sizi dinlerken yani sizi ya da başka konukları dinlerken hapşırma geliyor bana. <laughs> yukarı bakarsan hapşursun bu arada geçiyor o benim geçiyor bu sefer yani hiç beklemediğim bir anda geldi. <laughs> yani özür diliyorum haber Bak, vermeden geldim sana. uykuya dalıyordum korkuttum biriniz iyi yaşa dememişsiniz hiç mi sevmiyorsunuz beni ya İnanamıyorum. çok yaşa iyi yaşa bizi de korkuttun teşekkür ederim çocuğu zor yatırdım uyandı özür dilerim ya bir çocuğu zor yatırdın da televizyon karşısında mı uyutuyorsun sandalyeden tabii. düştüm. çok yaşayın yazanlara teşekkür yani, ediyorum yani değil mi Su gibi ömrünüz olsun demişler. Yani, Teşekkür ederim. Bravo işte helal olsun. <laughs> Gökhan Keskin çok ayıp yani. Bana diyor ki, yıkadın herkes. Hiç de bir şey olmadı yani. Çok kuru bir hapşırıktı Özür dilerim. Evet, yani. Elimden geldiğince de böyle kapatmaya çalıştım kendimi ama çok beklenmedik bir anda. Klavyeye ve ekrana bakmak lazım. Evet klavyeye hiçbir, orası... hiçbir, şey yok. Hiçbir şey yok. Ben böyle hapşırdım. Lütfen utandırmayın beni. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Gayet keyifliydi. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimiz size de teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar özür diliyorum. kendimi tutamadığım ve hapşırdığım için. yeni haftaya artık çok az kaldı. Haftanın son gününe bizim için gireceğiz. girdik hatta cuma günündeyiz. Trendyol Süper Lig'de 5. haftaya da böylelikle girmiş olacağız büyük bir maç bekliyor bizleri. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi diğer karşılaşmalarda var önemli. Yoğun bir gün olacak. Transfer artık bitiyor. 24 saatten çok kısa bir zaman kaldı. Yine saatleriniz 23 gösterdiğinde bugün biz burada olacağız. O son anları, son dakikaları, son saatleri birlikte dolduracağız. Her an her gelişmeye açık olabilir ama biliyorsunuz burası süperlik. O yüzden siz yine tüm gelişmeler için Aspor'dan ayrılmayın diyelim. Evet ne oluyor? Kapatmıyoruz. Bir şey bana bir şey hazırladınız. Tekrar mı? Vara ya. mı gidiyoruz? Ya yani niye böyle bir şey yaptınız? Çok, Çok yaşa. Çok özür dilerim. Doğruymuş ki. Tutamadı. <laughs> Çok, Çok yaşa. Çok özür dilerim. Doğruymuş ki. Yalnız iyi şey Sen aşırı tepki vermemişiz. Çok yaşa ben, aynı ee, anda. Ben hapşırık sinirci problemi bekletin. olan biri olarak o hassaslığı bilirim, o yüzden hiç şaşırmadım. Olur, ben çok ben düşen adama gülüyorum. Onu haricindeki yani şu anlara falan. Şey ben bir kere hapşırdım topuklu kabıyla yürürken <laughs> düştün mü? <gülüyor> Düşüyordum. <gülüyor> düşen adama gülüyorum abi. Yani yardım da ederim de, <laughs> ederken de gülüyorum. Mesela ben de düştüm o işte borabiliyor. Orada da amca biri güldü, ona da hak verdim yani. Düşen de güldür. Evet, evet. Çok büyük yani. ciddi bir sakatlık yoksa. Evet tabii canım böyle. Allah korusun. Artık veda vaktidir. Çok Sağlık teşekkür olsun. ediyorum. Size de teşekkür ediyorum izleyicilerimiz. Tekrar kusura bakmayın. Hepiniz, Çok yaşa. Çok yaşamelik edelim tekrar. Hepiniz evet, iyi yaşa. Çok iyi yaşayalım. Görüşmek üzere.